Selamun aleyküm millet. Nasılsınız? Ne var ne yok? Evde canımı sıkılıyor. Bir baktım kimse canlı yayın yapıyor mu? Bekledim Aytaçgil, Hüseyingil birileri yapar mı diye. Bağlam baktım kimse yapmıyor. Demek geyikleri bitti onların. Ecik de biz yapalım geyik dedim ya. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Hafta sonu İstanbul'dayım sevgili arkadaşlar. Cumartesinden bir hafta 10 gün oradayım. Cumartesinden itibaren pazartesine kadar. Zamanı vakti olanlar Safari poligondayım. Beklerim çay kahve muhabbet etmeye. Eyvallah arkadaşlar. Merhaba. Hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Sorularınız varsa sorun. Yoksa bir daha da konuşmayın ömrünüzün sonuna kadar. Kısaca öyle diyorlar ya. Şimdi konuşan varsa konuşsun. Eyvallah Topçu Barış. Şimdi bu sert defansla ilgili videolar koymaya başladım. O da daha önceden çektiğimiz videolardı. Koymamayı düşünüyordum ama bu TikTok'ta bayağı izlenmiş. 6-7 milyon civarında izlenmiş videolar. Koyayım falan dedim. Bakalım nasıl oluyor. Burada da bir baktım bayağı rağbet var. Demek ki insanlar artık silahtan, tüfekten bıkmışlar. Taktik atıştan. Biraz da taktik spor yapalım. Bu saatten sonra da biraz spor paylaşmaya bakacağım. Koruma eğitim belgesi aldıktan sonra koruma iş bulabilir miyiz bu belgeyle? Ya sevgili dostlar ya bunu ben söylüyorum ondan sonra yanlış anlıyorsunuz. Bakın dün bir tane arkadaşım aradı. Şimdi muhabbet açılmışken bunu söyleyeyim. Ya hocam siz canlı yayınlarda diyorsunuz ki bu belgeler bir işe yaramaz. Çöp bilmem ne. İşte gitmeyin almayın bilmem ne falan filan. Yani bunu bile anlamaktan aciz bir milletimiz var ya. Sevgili dostlar ben şunu diyorum. Bakın internette bir sürü belge satılıyor bu işle alakalı. Bilmem ne akademi, bilmem ne federasyonu. Bizimki geçerli, sizinki geçersiz, bilmem ne. Böyle böyle deyince lan diyorum ki hepimizinki geçersiz diyorum. Almayın diyorum. Ama bunu da yanlış anlıyorsunuz. Bakın şimdi dünyada birçok kuruluş var bu eğitimi veren. Nedir bunun adı? Yakın koruma, yabancı dil adıyla Close Protection Operative dedikleri bir belgedir. Şimdi bu belgeyi dünyada veren bir sürü kurum var. Bir adını sayayım. ESA var, işte İSA var, ondan sonra İsrail Tactical School var. İşte var da var, anladınız mı? Yani bunu veren bir sürü firma var. Yalnız bu belgeleri veren firmaların dünya üzerinde bir kanıtlanmış bir isimleri var, bir marka değerleri var. Aynı bizim İBAN'ın olduğu gibi bir marka değerleri var. Yani bu marka değeri demek ne demek? Dünyanın her yerine gittiğiniz zaman bir ESA diploması, bir işte İSA diploması, bilmem kim bunları ya da bir İBA diplomasını internete girip lan bu firmalar ne diye araştırırsanız zaten lan bunlar ciddi firmaymış. Araştırmasanız bile biliniyor dünya üzerinde. Dolayısıyla bunu akredite eden dünya üzerinde bir kurum veya da bir kuruluş yok. Onun için bu belgeleri bizim Türkiye'dekilerin hiçbir anlamı yok. Hiçbir yani. Bir Türkiye'de bunu bana dedirtiyorsunuz. Yani Türkiye'de bir kişi eğitim veriyorsa bunun ben olmam lazım. Ve bir sertifika geçerliyse bunun da İBA sertifikası olması lazım. Ki çünkü bizi bütün dünyada tanıyorlar. Yani bu direkt kıtırıktan federasyonlar, akademiler patır patır açılmış falan filan. Ya bunlar sadece Türkiye'de insanları dolandırmak için kurulmuş paravan şirketler, federasyonlar, birisi diyor ki İçişleri Bakanlığı'na bağlayın. Lan 3 tane derneği bir araya getir, git valiliğe başvuru yap, sen de federasyon kur ya. Kars, Ardahan, Iğdırlar federasyonu. Bu kadar basit. Dolayısıyla bu belgelerde siz iş bulabilmeniz için, senin soruna geliyorum sevgili kardeşim, iş bulabilmen için bir tane işverene belgeni beyan ettiğin zaman adam şu gözle bakmaz. Aa yakın koruma belgesi var. Hayır. Bu yakın koruma belgesini nereden almış ona bakar. Anladın mı? Kimden almış? İBA'dan mı almış? ESA'dan mı almış? İSA'dan mı almış? BESA'dan mı almış? TİKO'dan mı almış? KİTO'dan mı almış? Neyden almışsa ona bakar. Bakar ki firma evet doğru bir firma mı? Onu araştırır. Yani bu işe adam alan işverenler, şirketler, gruplar, bu insan kaynakları sizi araştırmadan size işe almazlar. Yani bu baştan siz yalan söylüyorsunuz demektir. Biz CV oluştururken diyoruz ki CV'nizde hiçbir şekilde yalana yer vermeyin arkadaşlar. Eğitim aldım, şunu yaptım, şu eğitimi aldım, şunu biliyorum, yüzme biliyorum, İngilizce biliyorum. İşte şunu yapıyorum dediğiniz zaman bunun yalan olmaması
ileride sizin için önemli. Mızrak çuvala sığmaz. Bir yerde bu yaptığınız yeteneklerden herhangi birisini yapamadığınız anlaşılırsa işte o zaman yalancı oldunuz ve işinizi kaybettiniz. Tamam mı? Dolayısıyla bu internetten satın aldığınız federasyon ya da akademi belgelerinin hepsi sadece parayı yolluyorsunuz, size sertifika yolluyor. O zaman bunların bir geçerliliği var mı? Yok. Dolayısıyla sen böyle bir belgeyi alıp götürüp işe girdiğin zaman adam sana ertesi gün işinle alakalı bir şey sorduğu zaman ne diyeceksin? Ya biz o gün elektrikler kesikti, sular kesikti, o gün işte ders çalışamadık da o gün kurs yapamadık mı diyeceksin? Ya yok abicim ya. Yani bu iş bulabilir miyiz bu belgeyle dediğiniz zaman burada ben her zaman söylüyorum. İyi bir CV oluşturacaksınız ve kendinizin marketingini yapacaksınız ve iyi bir eğitim kurumundan eğitim almak şartıyla bunu yapmanız lazım. Yani A firmasından gidip eğitim aldım, gelip bana ben iş verelim geldiniz bana baktım BCG Akademi. Lan kim ki bu BCG Akademi? Kardeş sen kimden aldın? Abi ben işte orada şeyden aldım internetten de falan filan. Bittin yani o anda bittiğin gündür. O anda bittiğinin yani anında göstergesidir anladın mı? Dolayısıyla böyle bir eğitim alacağınız zaman Türkiye'de bunu bizden başka yapan yok. Reel bir eğitim veren yok. Diğerleri de bizi görüp biz de, bak bu eğitim veren Türkiye'de 5 firmanın 4'ü yani 10 firma varsa diyelim 9'u benden eğitim almıştır zaten. Biri de benim videolarımı izlemiştir. Bak emin olun size bunu söylüyorum. Bunların 10'da 9'u benden eğitim almıştır. Biz öğrendik diye. O kalan biri ikisi de zaten benim videolarımı izlemiştir. Ondan yola çıkmıştır. Onun için lütfen ya yani şunu söylüyorum. Bu yakın koruma işi kendinizi pazarlamayla alakalıdır. Kendinizi satacaksın, bilinçli olacaksın, zekalı olacaksın, beyinli olacaksın. Onun haricinde kimse sana bu belgen var diye iş vermez. Bunu anlatmaya çalıştığım umarım anlamışsınızdır. Evet. Başka sorusu olan var mı? İyi akşamlar Mücahit'ciğim. Mehmet, merhaba kardeşim Mehmet okumuş. Evet sevgili arkadaşlar, bunu hep bunu üstüne basarak söylüyorum. Ona döneyim başa. Arkadaş diyor ki ya hocam siz diyorsunuz belgeler geçersiz. Ya arkadaş kafasını kullananın her belge geçerli. Kafasını kullanan bir insana aldığı her belgeyi, daktilo belgesi de alsa, bilgisayar, Excel bildiğine dair belge de alsa, kafası yoksa o belge hiçbir işine yaramaz. Dolayısıyla biz de pratik zeka arıyoruz yaptığımız işte yani kolluk kuvvetisin ya da kollukla ilgili bir iş yapıyorsun işte korumalık bilmem ne. Burada pratik zeka her zaman işin başıdır arkadaşlar. Ne diyorum her zaman? Düşünen bir tane beyin, gören bir çift göz lazım. Bu kadar basit. Evet hocam hiç kavgaya bulaşmaktan bir hayat yaşayabilmemiz mümkün mü sizce? Hiç kavgaya bulaşmadan. Sevgili kardeşim yolda sabah evden adım atıyorsun kavga başlıyor. Bu kavga sana dokunur dokunmaz bunu bir gün yaşayınca anlarsın. Dolayısıyla kavga hayatın her yerinde var. İşte var, okulda var, evde var, sokakta var, otobüste var, minibüste var, tramvayda var. Var da var yani. Onun için bir bunu sormaya getiriyorsan bir savunma sporu, bir dövüş sporu bilmenizde fayda var. Yoksa ya da mangal gibi bir yüreğiniz olup her işin üstesinden gelebilme yeteneğine sahip olmanız lazım. Onun haricinde kavga dediğim gibi doğduğumuz günden itibaren ölene kadar hayat kavga. Umarım anlamışsınızdır. Evet sevgili dostlar. Varsa sorunuz cevaplayayım. Engin hocam Süleyman Kocabıyık Hoca'dan eğitim almak isteyen kişilere ne dersiniz? Vallahi Allah yardımcıları olsun derim. Yazık paralarına pullarına yazık ya. Yani ha şunu demeye karar verdim artık. Ben o şahısla ilgili konuşurken diyorum ki ya o da bir ekmek kazanıyor. Neticede onun ekmeğini de yani kötü konuşmak istemiyorum ama yine de araştırsınlar sevgili kardeşim ya. O arkadaş benim videolarımı izliyor, dikkat ediyorum. Ben de onu izliyorum zaten. Yani mesela son bir atış yapmış, epeydir denemedim, bir deneyeyim falan demiş. Zaten hiç denememiştim. Benim videomu görmüş, ona göre yapmış. İyi, güzel. Ben ona her zaman söylüyorum. Gelsin bizim eğitimlerimize katılsın. Biz ona bir bedel parasız eğitim verelim. Madem bu işe baş koymuş, bu işten ekmeğimi kazanmaya çalışıyor. O zaman gitsin, bilinçli bir şekilde insanlara bir şey öğretsin ya. Onun için de bir şey demiyorum. Allah işini gücünü rast getirsin. Başı pınar ayağı göl olsun derler ya bizim orada. İşine gücüne baksın ama bana da dokunmasın.
Evet sevgili arkadaşlar. Hocam cevap bularsanız sevinirim. Hocamız hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya arkadaşım ne düşüneyim? Anlattım işte sabahtan belli ya. Self defans yapsın, self defans. Silahtı, VIP korumaydı, bu işlere bulaşmasın. Gitsin güzel bir Wing Chun yapıyor, self defans yapıyor, güzel hareketleri var, güzel uygulamalar gösteriyor. Gitsin onu yapsın ya. Bu iş onun harici değil. Bu iş farklı bir şeyde. Yani insanlara yanlış bilgi vermek de iyi bir şey değil sevgili arkadaşlar. Gitsin kendi bildiği, profesyonel yaptığı, yıllardır 8-10 yaşından başlamış. Neden başlamış? Yaptığı güzel bir dövüş sporu var. Gitsin onu yapsın. İnsanlar bilinçlendirsin. Ama silah kullanmak, VIP koruma farklı işler. Biz diyoruz ki askerin, polisin içinde o yıllarca görev yapıp da VIP kursu almayan insanlar bile bu işi beceremiyor. Yani hizmet içi eğitim dedikleri bir eğitim var askerde ve poliste. O hizmet içi eğitime katılıp da VIP koruma eğitimi alıyorlar. Bu arkadaşın hiçbir eğitimi yok sevgili arkadaşlar. Video izlemekle de eğitmen olunmuyor. Savaş Menteş'te tanışıyor. Savaş Menteş buna bir ışık yakıyor. Bu da gidiyor kendini bu şeye sokuyor. Yani ben ne diyeyim abicim diyorum ya ekmeğine bakıyor. Ekmeğini kazansın ama gitsin spordan kazansın. Yani bu ben bu işi biliyorum demekle geçen bir programda X90 mı X300 diye bir YouTube kanalı var. Orada bir şey yaptım. Yıllarca benim anlattığım her şeye tezat konuşuyor. Kapıcılarla VIP korumalar arasında ki farkı anlatmaya çalışıyor. Bir internet kanalı. Buna soruyorlar işte kapıcı ya da işte VIP koruma arasındaki fark nedir? Biz diyor VIP korumayız. Biz bodyguard değiliz diyor. Bodyguardlar barda durup bar kapısında kaba sapa işte adam ya arkadaş biz bunu yıllarca anlatmaya çalışıyoruz. Bizim şirketimizin, akademimizin adı niye bodyguard? Dünya üzerinde yakın korumanın birleştiği tek kelimedir ya. Afrika'ya da gitsen bodyguard desen VIP protection anlaşır. Amerika'ya da gitsen, Afganistan'a da gitsen, Çin'e de gitsen, Brezilya'ya da gitsen. Yani dünyanın dört bir yanında bodyguard kelimesi hiçbir zaman bar kapıcısı olarak geçmez. Bunu anlatıyorum dilimde tüy bitti. Bu arkadaş çıkıyor diyor ki biz bodyguard değiliz biz VIP korumayız. Ya sevgili arkadaşlar böyle bir yani bar kapıcısının adı bouncer ya da yani yurt dışındaki adı barda duran insanların bouncer ya da doorman derler. Bunun için özel İngiltere'de SIA belgesi vardır. SEI diye geçer tamam mı? Security Industrial diye. Burada özellikle gidip barda çalışman için doormenlik ya da bouncerlık belgesi alırsın ya. Bodyguard kelimesiyle bizim Türkiye'deki o bar pedaisi falan filan alakası yok. İşin en büyük handikap tarafı da nedir biliyor musunuz? Fedai diye Türkçeden gelen bir kelime vardır ya. Fedai. Can koruyan. Gerekirse canını veren demek. Feda eden. Farsçadan gelmiş. Farsçadan mı Arapçadan mı bilmiyorum. Yanlış söylemeyeyim. Fedai denilen bir kelimeyi biz pavyonların, diskoların kapısındaki millete demeye başladık ya. Yıllarca işte Fatih'in fedaisi, Kanun'un fedaisi, feda eden demek. Bu kutsal kelimeyi, kutsal demeyeyim de yani bu büyük kelimeyi bile biz artık lan sen kimin fedaisin falan filan. Bunu demeye getirdik ya. Bu farklı bir şey ya. Kapıcılık yani disko bar kapısında durmak farklı bir şey. Bodyguardlık, VIP korumalık farklı bir şey. Bodyguardlık da VIP korumalık aynı şey. Dünyada bütün dillerdeki ortak tek kelime bodyguard kelimesidir. Bak Türkiye'de fedai muhafız kullanılmaz. Almanya'da beşutse derler. İşte Rusya'da telafraniti derler. Anladın mı? Bunların hepsinin anlamları tek kelimede yani kökeni bodyguard'tır ya. Dünyanın neresine gidersen bodyguard kelimesiyle anlaşılır. Dolayısıyla yani ehli olmayan kişiler tarafından eğitim almasınlar ya. Allah billah aşkına o belgelerde federasyon, medresyon yazıktır ya. Allah aşkına ya. Ne diyeyim ya? Hocam soru soruyorum ama cevap vermiyorsunuz. Barış ne sordun ki cevap veriyorum? Sabahtan beri cevap veriyorum. La oğlum Süleyman'ı soruyorsun habire cevap veriyorum işte. Ne diyorsun ya? Süleyman'ın müridi misin? Nesin ya? Süleyman benim gözümde iyi bir self defans eğitmeni, VIP koruma ve taktik atış yapmasın bu arkadaş ya. Bu kadar basit. Al Barış. Sen misin Barış? 0996. Al seni bir canlı yayına alayım. Gel kardeşim. Bağlanıyor mu? Kabul ettim.
Hani Barış, sen niye istemişsin? Al sana yolluyorum. Gelmiyorsun işte canlı yayına. Evet. Bir daha istek yolla madem öyle. Cavit Yerlikaya. Hocam sizden eğitim alıp bunu dile getiren kendini geliştirmiş karakterli hocaların olması güzel aslında. Ama video izleyen eğitimsiz hocalar komik eğitim almalı. Ne diyelim Cavit'cim ya? Hocam mesela ben o kişiden eğitim almak istiyordum. Siz kafamı karıştırdınız. Yanlış anlamayın. Ya sevgili arkadaşım bak, bu arkadaşın bir yeterliliği yok. Anladın mı? Yani sen niye anlamak istemiyorsun ya? Katılmıyorsun canlı yayına. Katılma isteği göndermişsin. Hadi çık da anlatayım sana. Yüzün, gözünün içine bakarak anlatayım ya. Bak bu arkadaş iyi bir self-defense olabilir. Fakat VIP korumanın V'sini bilmiyor. 3 tane 4 tane sunum izlemekle olmuyor. Yani bak ekmeğine dokunmayayım diyorum ama soru soruyorsunuz cevap veriyorum arkadaşlar ya. Herkes işini yapsın ya. Yani bunun için bir eğitim almak lazım. Biz yıllarca yurt dışına gittik, eğitimler aldık, insanlarla çalıştık. Yurt dışındaki birçok eğitmenle çalıştık, istişare yaptık, bilmem ne. Ya kimden eğitim almış, neden eğitim almış? Bana bir deklar etsin. Kendisine de ben defalarca söyledim. Süleyman kardeşim, senin duyan varsa, arkadaşın, eşin, dostun varsa lütfen gel. Saygı çerçevesinde bak, saygı çerçevesinde seninle burada tartışalım, konuşalım. Sen elinde eteğindekiler diyor. Biz senin arkandan konuşmuş gibi olmayalım. Anladın mı? Çıksın, bu tanıyan bir arkadaş varsa lütfen desin ki Engin Hoca seninle canlı yayında seviyeli bir şekilde tartışmak istiyor. Biz de ona söyleyelim. Sevgili arkadaşım, biz bilmiyoruz mu sen ne ya da biz mi bilmiyoruz? De ki ben işte Ahmet'ten, Mehmet'ten, şundan bunlar eğitim aldım. Şunlarla çalıştım dünya üzerinde. Ya da şu poliste çalıştım. Ya da bu askerle çalıştım. Profesyonel bu işi bilen veya da X adamla çalıştım de. Biz de diyelim ki kardeşim ha biz o zaman bilmiyormuşuz diyelim. Ona göre yani ben burada açık ve net bir şekilde söylüyorum. Çıksın karşıma oturalım. Küfür yok. Aşağılama yok. O yok. Bu yok. O bana sorsun. Ben de ona sorayım. Gayet de güzel anlaşalım ya. Varsa bir tanıdığı lütfen kendisine ulaşsın ve böylece bu aramızda husumet varmış gibi lanse edilen şey aslında bir husumet değil. Aslında o insanlara kalkıp bu işin bir tek kendisi tarafından yapıldığını, diğer insanların üçkağıtçı olduğunu söylüyor. Ben de dönüyorum diyorum ki birkaç tane firma hariç diğerlerinin hepsi üçkağıtçı, o birkaç tane firma da bilmeyerek yapıyor. Anladınız mı? Ya da federasyon. Onlar da bilmeden belge satıyorlar. Ama onun yar 5'ten fazlası %50'si de sadece belge satıyor. Bu kadar basit. Siz kafamı karıştırdınız diyorsunuz. Ben anlamıyorum ki neyi kafanızı karıştırıyor. Allah Allah. Siz Süleyman Bey'den eğitim almadınız mı Engin Bey? Ya sevgili arkadaşlar lütfen ya. Bugün ne oldu Süleyman? Herkes Süleyman. Ben bu arkadaşa çatmayayım diyorum. Herkes zorla bana şey diyor. Ya Süleyman'ın yaşı 35 daha. Benim yaşım 50 küsür yaşındayım kardeşim ya. Ben Süleyman ekmeğe pepe derken yani yurt dışında eğitim alıp eğitim veriyordum ya. Yani benim şu 2000 yılın ben hikayemi anlattım sevgili arkadaşlar. 97'de askerden geldim. 2000'de bu işlere başladım. 2004 yılında dünyanın en büyük uluslararası kurumu olan International Bodyguard Association Türkiye National Direktörlüğü. Bilmeyen varsa söyleyeyim, ulusal müdürlüğüne getirdim. 86 ülkede temsilci olan bir kurum ve kuruluşun Türkiye müdürü oldum. National Direktörü, ulusal müdürü oldum. Birçok eğitim gördüm, birçok ülkeye gittim, eğitim verdim onların adına. Sonra 2007 yılında anlaşamadım, 3 yıl sonra bıraktım ve kendi şirketimi kurdum. Ve yoluma öyle devam ettim. Bu kadar basit ya. Bu kadar açık söylüyorum yani. 22 yıllık bir bundan önce 2000 yıldan önce de sene 90'dan 2000'e kadar da ben 88'de liseyi bitirdim. Bar kapılarında çalışmaya başladım. Bakın arkadaşlar 87 mezunuyum ben. 87 88 mezunuyum. Ne diyor? Ne diyor? 25 yıldır 35 yıldır ben gece hayatındayım. Kurban olayım ya. Yani bu çocuk daha portakal kabuğunda vitaminken, ekmeğe pepe derken ben bu işleri yapıyordum ya. Lütfen. Evet. Evet. Aşçıymış hocam daha önce. Self defense'da yalan aslında kendi hocası söylüyor. Bilmiyorum ben o kadar günahını almayayım kardeşim ama ben gördüm. Bak ben bir insana derim ki
İyi bir at biniyorsun. Süpersin. Öbürüne derim ki iyi bir sürücüsün. Birine derim ki iyi bir işte karatecisin. Birine derim ki sen çok iyi sert defans biliyorsun. Sen çok iyi boksörsün. Sen çok iyi atıcısın. Sen çok iyi VIP'cisin. Ama herkese bütün işleri yapmak zorunda değil ki kardeşim. Bak ben ileri sürüş biliyorum ama ileri sürüş eğitimi olduğu zaman arkadaşlarımı götürüyorum. Çelebileri var. Gel kardeşim diyorum. Bu işin uzmanı sensin. Sen bu eğitimi ver. Ben veremem mi? Yaptığımız şey belli ya. Bir tane slalom yaptırıyoruz önlü arkalı. Bir işte perdeleme yaptırıyoruz. J-turn yaptırıyoruz. U-turn yaptırıyoruz. Panik stop yaptırıyoruz. Bitiyor ya. Bunlar iki günde yaptırıyoruz yavaş yavaş 10 tane kurs yere. Şimdi benden bir kere kurs görünce sen de bunu yaparsın. Ama ben bunu gösteririm. Çelebi bunu yaşıyor. Benim VIP'yi atışı yaşadığım gibi Çelebi bunu yaşıyor. O zaman ben niye abi ben ileri sürüşçüyüm deyip çıkayım işin içinde. Sert defans. Ben iyi bir sert defansçıyım. Ben iyi bir atıcıyım. Ben iyi bir VIP'ciyim. İyi bir ileri sürüşçüyüm. Bu kursu verileceği zaman belli başlıklarda adamlar bulmak zorundayım. Ben süpermen değilim ki kardeş her işi ben vereyim, her işi ben yapayım diye. Her işin ehline teslim edeceksin ya. Yeri geliyor ilk yardım. İlk yardımı çok iyi bilirim. Yani benim ilk yardım çantamın içinde adrenalin, atropinin hepsi var yani. Damar yolu açmam bilme. Bunların hepsini yaparım. Adam dikerim, kendimi dikerim, seni dikerim falan filan ama bu işin eğitimini vermem. O ilk yardımı bilen birini bulurum. Derim ki gel hocam bu ilk yardım eğitimi bizim 4-5 günlük yurt dışında keza bunu yapıyorduk. İleri sürüş için bir eğitmen götürüyorduk. İlk yardım için bir eğitmen götürüyorduk. Ya her şeyi de biz bilmemiz mümkün değil ki. Dostlarım bunu bak anlatıyorum. Yani insanlara hakkını vermek lazım. Hani derler ya yiğidi öldür yoğurdunu yeme diye. Dolayısıyla bir insan her şeyde mükemmel olma ihtimali yoktur. Onun için de yapabildiği işte, uzman olduğu işte ona saygı göstereceksin. Bu arkadaş da iyi bir sert defansçı. Kimilerine göre iyi bir şey olmayabilir. Ben izliyorum, güzel hareketler yapıyor. O zaman o işini yapsın. VIP'den anlamıyor. Ateşten hiç anlamıyor. Düne kadar ben atışçı değilim diyordu. Şimdi yani bir kere bu işi yapan arkadaş bir kere bu yaptığı işe saygısı olması lazım. Bakın az önce ben bir video koydum. Videoda yazmışlar hocam üstünüzdeki pantolon ne marka, ayakkabı ne marka. Ben gidiyorum 2 milyona pantolon alıyorum. 2,5 milyona 2500 liraya ayakkabı alıyorum. Bu arkadaş geçen bir yere eğitime gelmiş. Eşofmanla gelmiş. Bir silahı yok. Bir silah kılıfı yok. Yani bunlar mesela diyorum ya. Bunu yapıyorsan bari kazandığın paranın bir kısmını da buna yatır. Yani ben bu arkadaşa şimdi konuyu açtınız diye böyle söylüyorum. Ama yapmasın bu işi kurban olayım ya. Bak diyorum ya her platformda da konuşmaya hazırım. Her platforma açığım. İstiyorsa bu ortamda sosyal medya istiyorsa arasın beni hatta ben bir şey için onu aradım bir gün sonra bana döndü dedim ki bak senin arkadaşların eşin dostun bana böyle saçma sapan mesaj yazıyor yok hocam onun için değil ben hallederim ben saygılı da bir arkadaş görüştüm de telefonla döndü bana ama lütfen yani mesela benim International Bodyguard Academy ismimi gitmiş 2021 yılında onaylatmış. Soruyorum Süleyman kardeşim ayıp etmiyor musun bunu? Sen ayıp etmiyorsun. O patent kurumunun suçu da. Ya ben diyor onu çok eskiden yaptırdım. La oğlum evrak elimde ya. Ben 2010 yılında tescil yaptırmışım. Sen 2021 yılında tescil yaptırmışsın. Önüne de UYK, MFS, bilmem ne Federasyonu, International Bodyguard Akademi koymuşsun. Ya ne diyeyim? Ben mahkemeye versem o ismi senden sildiririm. Lanet olsun. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Senin yanında o reklam da yiyorsun İBA Akademi diye. Ama yani saçma sapan işler ya. Onun için herkes önünden yesin ya. Bak herkes önünden yesin diyorum. Çıkıp da şu kelimeleri söylemese, bizim sertifikamız hariç herkesin sertifikası çöp demese, bir de beni arıyorlar. Hocam sizin sertifikanız işte bilmem kim federasyondan onaylı mı? Kapat kardeşim. Değiliz. Biz sana da kurs vermiyoruz. Yani biz ne diyorum? Bizim bu işi yapan meslekte bu mesleği kendine görev edinen arkadaşlar da meslek seçen arkadaşlar pratik zeka olmak zorundadır. Kendi sorusunun cevabını kendi beyninde oluşturmalıdır. Bitti. Ben bu sertifikayı alsam nasıl işe girerim? Ben bu sertifikayı alsam işe girer miyim? Sorusunu bana soruyorsanız bu mesleği yapmayın sevgili kardeşim. Almayın o sertifikayı. Evet. Hocam bu iş bir iş sahibi olmak için değil de kendisini korumak için yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? Bakın sevgili arkadaşlar çok iyi bir soru sormuş bu kardeşimiz. Bize gelen arkadaşların bazıları bu meslek grubuyla alakası olmayan kişiler. Galericisi var, pimapencisi var, mühendisi var, mimarı var. Niye geliyorsunuz diye ben feedback yapıyorum, araştırma yapıyorum. Niye geldiniz diyorum. Bak bu meslek grubunda değil. Ya hocam
Bir tek biz VIP korumak, bizim ailemizde bizim için VIP diyor. Çocuğumu korurum, hanımımı korurum, eşimi korurum, ailemi korurum. Yani bizim orada o perdeleme teknikleri, o komplike işte falan filan değil. Self defense gösteriyoruz, yardım gösteriyoruz. Ve bunlar normal bir insan home defense'da bile kullanabilir. Ailesini korumak için bile kullanabilir. Dolayısıyla bir meslek grubunda olmanız bizim için önemli değil. Anladınız mı? Bizim için önemli olan bizden öğreneceğiniz başlıklar, topikler. O topiklerin altındaki şeyleri açtığınız zaman lan diyorsunuz evet ya bunu iyi ki bilmişim, bunu iyi ki bu kursta görmüşüm. Bak şimdi burada lazım oldu. İlk yardım. Bak işte şimdi ailemi korumakta yardım oldu. Sonra mesela gizliliğe riayet diye bir dersimiz var. Sonra işte kişisel güvenlik tedbirleri var. Orada diyoruz ki şüpheci olun, işte nedir adı, rutinden kaçının bilmem ne falan filan. Onlar adam diyor ki evet ya ben iş adamıyım ya da bilmem neyim. Bunları yapmak zorundayım. Herkes kendine göre bir şey buluyor arkadaşlar. Bizim sadece bir meslek grubuna verdiğimiz, tabii ki grup ve kurum kuruluşlara meslek grubu olarak veriyoruz ama normal sivil insanlar da geliyor bizden bu kursu alıyor. Dolayısıyla gelip o atmosferi tatmanızda fayda var diyorum. Evet. Selamlar abi. İyi yayınlar. İyi yayınlar mı kardeşim? Evet. Emeğinize sağlık hocam. Sağ ol kardeşim. Sağ olun. Var mı sorusu olan bu meslek dalıyla ilgili? Canlı yayın için bağlanacak kim var? Kimse yok. Evet bakıyorum. İstek yollayan. İstek yollayan varsa söylesin arkadaşlar. Görmüyorum ben. Şimdi Barış kardeşim aradı. Ona da söylüyoruz. Gelmiyor. Evet. Evet var mı başka sorusu hocam? Hocam tişörtler kaç TL? Normalde tişörtleri satmıyoruz. Bu tişörtler ama bunu siyah, bu instruktör tişörtü. Kendime yaptırdım. Bak instruktör yazılı. Bunları siyah. Şuraya da kendi megalomanı mı resmi bastırdım arkadaşlar. Fiyatı 250 TL. Evet. Özel kuvvetler yakın koruma. Hoş geldiniz. Hocam işteyim o yüzden katılamadım yayına. Tamam iştesin de mesaj yazıyorsun sevgili kardeşim. Umarım seni aydınlatmışızdır. Var mı sorusu olan? Vallahi çok güzel teklif hocam. Evet biz her zaman teklifimizin arkasındayız kardeşim. Bunlar hep dış güçlerin işi hocam. Ya gerilmiyorum arkadaşlar. Yani ben bazen doğruları anlatıyorum. Herkes de bana doğru söylediğim için diyorlar ki hocam bazen yanlış yapıyorsunuz doğruları söylemekte. Niye? Siz de düzene ayak uydurun, atın palavrayı, söyleyin. Bizim sertifikalar böyledir. Havada uçarız, kaçarız, sıçarız, bilmem ne falan filan. E dünya öyle değil abicim ya. Yani keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Elimize ayağımıza dolaşır söylediklerimiz. Olmaz. Onun için de dürüst olmakta fayda var ya sevgili kardeşler. Öyle dümenle yola çıkmıyoruz. Evet. Troll marol ne olursa olsun abi biz kendimizden eminiz ya. Prof AKC. Ali Kemal Ceylan ne yapıyorsun canım benim? Geyik yapmak istiyor musun? Gel canlıya alayım seni. Hocam takılmayın böyle şeylere biz biliyoruz sizi. Ya ben bir şeye takılmıyorum da millete yazık. Hocam sadece bilgilerinizi merak ettik. Yoksa size kötü bir sözümüz yoktur. Ya kardeşim onu demiyorum yani. Hani sen soruyorsun ya ben de sana diyorum ki gerekirse yüzüne karşı söyleyeyim. Benim kimseye şahsi bir gıcıklığım yok. Hocam savunmaya geçti. Kim savunmaya geçti? Evet. Boş ver pijamalı hocam. Ya ben de onu bir şey sanıyordum. Her şeyi geçtiğimden videosu hızlandırma. İş. Neyse kardeşim. Ekmeğini yesin bırak. Land Rover neredesin? Yok mu bir iki dandirik dundirik sorun? Abi fitness fotoğrafların dehşet. Hiç steroid aldın mı? Almadın mı sevgili kardeşim? Gençlikte çok steroid aldım. Ölüm var desen onu vurduruyordum. Ama artık almıyorum. Şeyler kullanıyorum. Nedir adı? Supplementler kullanıyorum. Hep de söylüyorum. Bak Bivolf bizim arkadaşımızın markasıdır bu. Akın Honduroğlu yeni çıktı. Çok güzel ürünler yapıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Kreatin, karnitin, BCA, glutamin her şeyi yapmış. Bizim de sağ olsun görüşlerimize saygı duyuyor Akıncığım. Şunu da şöyle yapalım Akın, şunu da iyi olur falan dediğimiz zaman yardımcı oluyor. Mesela tatlı ürünler, biraz bunlar acı yap dedim ya çok tatlı falan filan. Tamam abi yaptık dedi. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bivolf söylüyorum internette var. Hatta firmayı bulun.
Engin Deniz Karadağ vasıtasıyla aradık. Bize %10 indirim yapmak zorundasınız deyin. Zorla alın indirimizi. Vermezlerse beni arayın. Tabii yani burada şey önemli olan, her sabah ben kalkıp bu şeyi yapıyorum sevgili dostlar. Nedir adı? Sporumu yapıyorum. Dolayısıyla ben supplement almak zorundayım. Çünkü çok iyi beslenemiyorsun. Bir de kas yıkımı falan oluyor. Bir de ağırda spor yapıyorum. Hem koşuyorum hem spor yapıyorum. Onun için de kullanıyorum yani. Ama steroid artık kullanmıyorum. Evet, var mı başka sorusu olan? Evet. Fitness'te kalmıştık. Evet. Burak, Engin Hocam, siz Serkan Hoca bu işte en büyüklersiniz. Vallahi sizi görünce böyle tanıdık ve burnunuzu görmüş gibi olurum sizden kıyas edecek insanların dışarı. Ne yapalım sevgili kardeşim? Haklıyorsun. Birkaç kişi varız. Demiyoruz ama birinci İngiliz sizde bu konu bu kadar. Deniyoruz ama birinci lig sizde. Vallahi kardeşim gözüm de görmüyor, okuyamıyorum ya. Bana hep diyorlar ki abi hiçbir şey görmüyorum, nasıl atış yapıyorum? Ben görerek atmıyorum diyorum. Hissederek atıyorum dediğim şey budur. Hocam ateş silah yaralanmasına eğitimi düşünür müsünüz? Sevgili arkadaşlar bakın. Şimdi bu eğitim başlı başına komplike bir eğitim. Ateş silah yaralanma. Bunu yapan iki tane abimiz var. Eski asker. Birisi biliyorsunuz işte Büyük Ayı diye bir Eskişehir'de eski satçı. Bir de İstanbul'daki neydi firmanın adı onu söyleyeceğim. Oradan bakarsınız. Eski bir sat komandosu abimiz. O da ne diye veriyor? Büyük Ayı dedim. Öbürü neydi? Biraz sonra aklıma gelirse söylerim. Onlardan almanızı da tavsiye ederim. En azından askeri bilgileri fazla. Oradaki yaralanmaları, uzuv kopmalarını, ampute durumlarını falan onları çok iyi biliyorlar. Bülent Kuru abi. Evet, Bülent Kuru da firmasının adı Airsat Akademi. Tamam, şimdi bir Büyük Ayı var, bir Airsat Akademi var. Bunların ikisiyle irtibata geçerseniz orada size yardımcı olurlar. Evet. İşini yaşıyor cümlemiz çok iyiydi hocam. İşini yaşıyor. İşini yaşıyor dediğiniz cümle çok iyiydi. Evet. Var mı başka sorunuz? Evet. Hocam duruşunuz, diksiyonunuz zaten belli ediyor. Yani bir bu işten anlamayan bile uzaktan bakınca arada uçurum var. Ya şimdi sevgili kardeşim bak ben hep bunu bana söylüyorlar. Diyorlar ki hocam spor yapıyorsunuz. Ben kendime ve size olan saygımdan dolayı ve yaptığım işe olan saygımdan dolayı spor yapıyorum. Kendime bakıyorum görsel. Hem elbiseme, hem kıyafetime, hem ekipmanıma, hem vücuduma, anladın mı? Bakmak zorundayım. Dolayısıyla bu hem yaptığım işe saygım, yani beni eğitmen ya da instruktörlükle eş tutan bir insanın, evet doğru bu adam eğitmen olabilir. Yani götlü göbekli olanlara eğitmen değil demiyorum ya da vücudu olmayanlara eğitmen olamaz da demiyorum. Bak bunu lütfen yanlış anlamayın. Fakat kendim saygımdan dolayı yapıyorum. Arkadaşlar bu benim kişisel görüşümdür. Yani eğitmenlik farklı bir şeydir. Eğitmen bildiğin bilgileri aktarabilmek çok farklı bir şeydir. Bu da benim işim arkadaşlar. Yani ben yeri geliyor. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Yani 20 bakın bar kapıcılığında zaten psikolog oluyor insan. Anladınız mı? Yani bar kapıcılığı öyle adam döven bilmem ne söven möven insanlar değil. Eğer kafayı kullanıyorsa biraz da vicdan sahibiyse zaten bu arkadaşların hepsi psikolog oluyor. Dolayısıyla dert anlatıyorsun, dert dinliyorsun. O zaman da işte anladığını anlatabiliyorsun ve aktarabiliyorsun ve insanı tedavi edebiliyorsun. Ben eğitmenliğim buradan geliyor zaten, anladınız mı? Zaten bu bilgiler ışığında da bu sermayem bu ya, anladınız mı? O gece hayatı benim sermayem. Ondan sonra çıkıyorsun bu işle ilgili eğitim alıyorsun. Sonra bunu aktarmak çok önemli. Çok iyi bir atıcı olabilirsin. Çok iyi bir işte sporcu olabilirsin. Ama iyi bir hoca olamazsın. İyi bir dövüşçü olabilirsin ama dövüş öğretemezsin. İyi bir atıcı olabilirsin ama atışı öğretemezsin. İki lafı bir araya getiremezsin. Bunu söylüyorum yani. Yoksa bir sürü iyi atıcı polis var ama gidip de o derslerini anlatamaz ki, onu veremez. Hatta geçen bizim Özgür bir şey söylüyor. Türkiye'de diyor böyle havada uçana kaçana vuran bir arkadaşı bir gün diyor
Polis o da eğitmen olarak bir yere çağırmışlar. İki kelimeyi bir araya getirememiş. Yani herkesin işte o ne güzel atıcı, Türkiye'nin atıcı dediği bir adamın iki kelimeyi bir araya getiremediği orada sıçtığı andır, anladınız mı? Eğitmenlik farklı bir şeydir arkadaşlar. Yani anlatabilmek farklı bir şey. Aa, bu arkadaş çok güzel anlatabiliyor ama bunda da bilgi yok. Bilgi yok, anladınız mı? Bazen de ikisi bir araya denk gelmiyor. Bazen de çok iyi anlatırsın fakat bilgi olmaz. Bilmediğin bilgiyi de anlatamazsın. O bilmediğin bilgiyi de bir yerden gidip öğrenemezsin. Soramazsın işte. Ego vardır. Ego çıkıyor işin içinde. Diyor ki ulan ben şimdi nasıl gideyim de birine diyeyim? Bari video izleyeyim. Bari onu bunu izleyeyim. Oradan kaptıklarımı gideyim anlatayım. Ama o olmuyor işte. O bir genç, yani böyle canlı kanlı birine danışıp sormadan, o da sana onun mantığını anlatmadan videodan öğrenilmiyor bu işler ya. Onun için de eksik kalıyor bu arkadaş ya, veya da bugün gibi arkadaşlar. Onun için diyorum ya. Evet. Var mı başka soru? Hocam sizin sinir olacağınız bildikleri için sürekli aynı. Sinir olmuyorum artık ya, sadece anlatmaya çalışıyorum ya. Yürü dede diyor. Efe Kuzey. Eyvallah kardeş. Herkes önünden yesin. Bence de herkes önünden yesin ya. Yani kimsenin ekmeğinde gözümüz yok Allah'a şükür. Kimse bizim ekmeğimize dokunmadığı sürece biz de kimsenin ekmeğine dokunmayacağız. Durum budur yani. Evet. Vallahi hocam sizi kıskananlar çok YouTube'da bir konuşmanızı makaslayarak yorumlar yapmış müptezelin biri muhtemelen denk gelmiştir. Sizde özel kuvvetleri ya yapsınlar kardeşim. Bizi herkes biliyor ya. Hiç. Duruyor video. Dursun. Herkes izlesin. Hocam bu işi yapmak isteyen biraz araştırırsa neyin ne olduğunu anlar kimden de. Bu kadar basit ya. Bak aklın yolu birdir. Tek kelime söyledim. Biz bunu anlatırken bak bu da bir ders notudur. Diyoruz ki iyi bir eğitim alman lazım. İyi bir eğitim kurumundan alman lazım ve gitmeden önce eğitime bu eğitim kurumunu araştırman lazım. Bu eğitim kurumundaki hocaları araştırman lazım. Kim, ne, nereden eğitim almış, nasıl eğitim veriyor, tanınıyor mu? Bunları araştırıp ondan sonra gidin ya. Bana da gelmeyin ama araştırın abi. Beyin vermiş Allah. Bak, beyin bedava. Evet. Eyvallah Fırat'cığım. Abi tehlikeli bir anda hitabet, ses tonu gibi şeyler ne kadar önemli. Abi tehlikeli bir anda. Sevgili kardeş, yani şu var bakın. Psikoloji vücut dilinin girişi diye bir ders var bizde yine. Gelirseniz bir gün kursumuza bunu da söylersiniz. Kişiler karşı karşıya geldiği zaman ilk 15 saniyede her şey belli olur. Daha konuşma falan yok. İlk 15 saniyede vücut dili insanın güvenilir olup olmadığı, tokatçı, gerekli, gereksiz, iyi, kötü insan olmadığını 15 saniyede çözersiniz. Bu %60'ını oluşturur vücut dili, beden dili. %30'u hitabet tarzınızdır. Bak ikinci büyük başlık diyorum bak. %60 duruşunuz, fiziğiniz, diksiyonunuz falan böyle hemen %60'ından anlıyorsun ne olduğunu. %30 da hitabet tarzın. Öyle bir adam duruyor sonra içinden buyur kardeş falan filan dediği zaman ha sıçtın. %10'u da ne söylediğin önemlidir. Anladın mı? Hitabet burada çok önemli. Yani ikinci büyük başlığıdır. Önce güvenli duruşun eğer diyorsun ya böyle tehlikeli bir durumda. Tehlikeli bir durumda kendinden emin duracaksın. İlk duruşla kendini satacaksın. Yani %60 duruşunla etkili olman lazım insanları. Sonra geri kalan %30'u hitabet. Sonra ne söylediğin önemli değil. Zaten ya iş kopmuş olur ya da sen o işi bitirmiş olursun. Ya dayak yemiş olursun ya dayak atmış olursun. Ya da ya işten kurtulmuş olursun ya da çözmüş olursun. Anladın mı? Ya da bunun içindeki ikisi arasındaki fark nedir? İşte iyi bir hitabet tarzı, iyi bir duruş, kendinden emin bir duruş. Tehlikeli bir an dediğin şey de bu çıkıyor işin içinde. Evet hocam nerede ya yaptırdınız tişörtleri? Ahmet siz de yaptırdık. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Canım kardeşim. Güzel olmuş değil mi? Eline sağlık. Evet. Almihal 1695 Barış Bindöz canlı video katılmak için istek gönderdi. Kimsiniz siz arkadaşlar? Bir bakayım. Almihal. Buyur kardeş 5 dakika muhabbet ederim. Kimsen? Ben de buraya basıyorum kimse almıyor ya. Al.
Evet. Hocam, TikTok'ta gördüm seni, tanıdık. Belli belgeler alıyoruz. İnşallah bir gün sizin de eğitim alırız. İnşallah sevgili kardeşim. TikTok'umuzu kapattılar zaten biliyorsun. Üç tane self defans şeyi koyduk. Topluluk kurallarına aykırı dediler. Anlamadık. Millet kıçını başını açıp küfür ediyor. Topluluk kurallarına uymuyor. Biz üç tane yararlı video koyduk diye. Buyurun. Erdal. Hayırlı akşamlar hocam. Eyvallah sevgili kardeşim. Ben Hakan hocam, Şırnak'tan. Hakan ne haber ya? Ya Erdal diyor. İyidir hocam. Ha, ben yanlış mı? Erdal katıldı diyor. Ha, tamam. Hakan ne haber? İyidir hocam, siz nasılsınız? İyilik, güzellik sevgili kardeşim. Neredesin? Görevde misin? İzinde Çalış misin? çalışıyorum abi, çalışıyoruz. Çalışıyorsun. Aynen, doğrudur. Kafanın üstünde neonlu ışıklar var. Pavyonda mı çalışıyorsunuz oğlum? Kapıdan mı geçiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ki ya. Hani hocam dediğini de 98'de bar önünde duruyorduk falan diye o He. hesap. Hocam şeyi soracaktım. Şimdi bazı arkadaşlar, hani siz de daha iyi biliyorsunuz da gerçi. Şimdi 25 metrede mesela tabanca veya tüfek optik sıfırlama yapıyor. Evet. Bununla 7 metreden mesela baş bölgesine işte ne bileyim O nokta mekanik yapmaya offset derler onu. Mekanik offset işte derler aynen. ona inan şey yapıyorlar 25 metreden mesela sıfırladıklarıyla 5 metreden aynı noktadan niye vuramıyoruz diye. Üste alacaklar. Bak şimdi mekanik offset Evet, ben dedikleri bir hani şey siz var. anlatır mısınız diye. Ben şey yapıyorum, hani siz anlatır mısınız Anladım. Benim arkadaşlar? onunla ilgili videom var. Onu izlesinler ama Evet. anlatayım. Mekanik offset dediğin şey namlunun çıkış yeriyle o Evet. red dot nişangah dediğimiz ya da dürbün dediğimiz şeyin neyse işte arasında bir fark vardır şu kadar. 5 santim 7 santim civarında bir şey vardır. Yani Evet. namluyla aradaki o red dotun arasındaki fark. Onu 15 metreden fazla da sıfırlamanız lazım. Normalde tüfeklerde 25 metredir, tabancada da 15-25 arasındadır. Eğer sen 25 metre sıfırladığın bir red dotu getirip 5 metreden, 3 metreden, 7 metreden atarsan bu santim santim kayar. Yani 5 santim üstüne nişan alman lazım. O 5 santimlik Evet. farkı her zaman şey yapman lazım. Yani yuvarlak buraysa bunun burasını alıp 5 metreden tam ortasını vuruyor olman lazım. Yani bu ilk atıştan sonra hesaplanacak bir şeydir aslında. Bu mekanik offset çoğu zaman nişancıların bile çok büyük tehlikesidir. Yani rehine kurtarma operasyonlarında çok büyük belalar olmuştur. 15 metreden dürbünü hesaplayamayıp namlu boyunu rehineyi kurtaracağım diye duvarı vuran arkadaşlar vardır dünya üzerinde yani. Bu ciddi bir şeydir. Dediğim gibi bunun adına mekanik offset derler. O hesabı yapamayınca ortada kalırsın. Bu normal red dotlar için de geçerli tabancada. Çok küçük tabancalardaki red dotlar falan vardır Evet. ya. Yüksek nişangahlar için. Böyle 1 milim yukarısına atmakta fayda var. 1-2 milim yukarısında nişan alırken de yine 5-7 metrelerde. Ama bana kalırsa hiç nişan almadan atmak daha yararlıdır. Hiç red dot, met dot kullanmayın baba. Ben hisli atış dediğiniz gibi. Hissedin. Hakan Şimdi bir de eskiden yazardın, çizerdin, yollardın. Yok epeydir piyasada. Çalışmıyorsun herhalde. hocam iş yoğunluğundan dolayı diyelim ama aklımdasınız. Hani ben de canlı Eyvallah. yayını gördüm. Hemen bir katılayım dedim. Bir de şey sorusu olacaktı hocam. Şimdi bazı avcı arkadaşlar var. Bu Ataturk'u işte ne bileyim Yivli sportif tüfekler kullanıyorlar. Evet. Şimdi o arkadaşlar bu av tüfeklerinde harp mühimmatı G3 mermisi dediğimiz 762 308 atar. 308 vinç şimdi lafı onu adam. kullanıyorlar. Heh. Onu kullanıyorlar. Şimdi harp mühimmatı da biliyorsunuz sportif tüfeklerde hani uygun yapılmadığı için Hı. NATO yersetine işte onların mekanizmasına zarar veriyor. Biz söylüyoruz bazen. Hı. Arkadaşlar hani onu tutuyoruz, vuruyoruz falan diyorlar. Hani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi Abi o arkadaşlar bu konuda ne kolum. düşüneyim? Mermi Hani olmuş kaç para? Kimden ne mermi buluyorsa millet onu kullanıyor. Baba sen mermi... Yani bunun pratiği çok çok hafif bir şey. Hemen söylüyorum. Ne buldun onu kullan. Yok bu yivi seti bozar. Yok bilmem ne yapar. Böyle bir mantık yok. Ucuz mermi, beleş mermi diyeceksin buna. ama Yoksa hocam öyle kendi... ya milyarlık tüfeklerin namluları diye Yani... belli yani. Dolayısıyla yapacak bir şey yok ama işte orada mühimmat önemli bir şey. Mühimmatı sen de söylediğin gibi zaten bunlar savaş mühimmatı. Barutları falan şeyleri çok fazladır. Otomatikmen
silaha zarar verecek şeylerdir ama ne diyelim, kullanmayınız diyelim o zaman. Yapacak bir şey yok Hakan'ım. Kamu spotu. Evet. Bu yaz düşünüyor musunuz kurs filan hocam bu şekilde? Yurt içi yurt dışında ne bileyim. Sevgili İlk kardeşim yardımımız. Önümüzdeki hafta zaten İstanbul'da bir kursumuz var. VIP koruma. Sen neredeydin? Mardin'de miydin? Diyarbakır'da mıydın ya? Yok ben Şırnak'taydım. İşte tayin oldu artık geliyoruz hocam. Nereye geliyorsun? Batı tarafında bir il. Şimdi daha belli değil tam. Ha, ilçe olarak. Turistik gideceksin yani. İlçe olarak. Yani ilçe olarak belli değil. İnşallah size yakın bir yer düşünüyoruz hocam. İnşallah. Yani o civarda. Gönüller bir olsun. Seni seviyorum. Sağ olun hocam. Var mı başka sorun? Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Hadi. Allah'a emanet olun. Görüşürüz kardeşim. Evet sevgili dostlar. Başka sorusu olan var mı? Katılmak isteyen de varsa alabilirim. Fikri varsa, insanların katılıp bir şey söylemek istiyorlarsa gayet açığız. Belçika'da senin gibi hocalar lazım hocam. Çağırın Belçika'ya gelelim arkadaşlar. Evet geri dönüyorum. İyi bir duruş, işin spor şart. Aynen öyle. Diksiyon, fizik lazım. Sportmen iyi akşamlar. Canım benim sağ ol, teşekkür ederim. Hocam Amerikalı aynası sankıda ne düşünüyorsunuz? Ya sevgili arkadaşlar niye beni böyle konularda şey yapıyorsunuz ya? İyi bir arkadaş. Tanışmam kendisiyle. İyi güzel video yapıyor bilmem ne falan. Güzel yani ne diyeyim. Instagram isimli Instagram'da yabancı bir hoca var. Hiç denk geldiniz mi hocam sizden iyi olmasın. Geldim kardeşim geldim takip ediyorum kendisini. Takip ediyordum beni takip etmiyor diye çıkardım. Önce beni takip ediyordu sonra takip etmedi. Sonra ben de onu sildim attım baba ya. İyi bir arkadaşlar o da bizim gibi sivil kökenlidir. Herkes ona özel kuvvetçi şu bu sanır. Sivil kökenlidir. Güzel para kazanıyor. Dünyanın her yerine eğitime gidiyor. İyi bir eğitmendir. Ne diyeyim? Sezar'ın hakkı Sezar'a. Evet. Var mı başka soru soran arkadaşlar? Yoksa fazla geyik yapmayalım. Kaçalım gidelim zıbaralım uyuyalım. Evet. Bitti. Anında bitti. Sevgili dostlar tekrar söylüyorum. 17'sinden 27'sine kadar İstanbul'dayım 10 gün. İsteyen arkadaşlar çay, kahve içmeye, tanışmaya, muhabbet etmeye, sohbet etmeye Poligon Safari'deyim. Telefonum da zaten internette, sosyal medyada her yerde var. Açın bana, müsait zamanımızda bir araya gelelim, istişare yapalım. Bu konuyla ilgili tartışalım. Sorularınız varsa söyleyelim. Yalnız bir şey var, çok enteresan bir şey. Ne Aytaç canlı yayında, ne Hüseyin canlı yayında bunların bir çetesi vardı. Ne Anka, hiçbirisi piyasada yok. Yayını ya Hakan yayını kaydetmiyorum sevgili kardeşim ya. Kaydedersem de şeye atarım zaten. Ne IGV videosunu ama kaydetmiyorum. Sen o arkadaşları bir gün benimle canlı ara. Canlı konuştur benimle ben onlara söyleyeyim. Tamam mı? Yayını kaydeder misiniz? Herkes yayının peşinde ya. Selamünaleyküm Engin abim. Eyvallah. Tam kapatıyoruz millet yeni geliyor. Şafak operasyon yediler hocam. Şafak operasyonunu yediler hocam. Ne demek istedin sevgili kardeşim anlayamadım. Ha Hüseyin buradaymış ya. Hüseyin nerede sizin bu çete ya? Hani Aytaç falan yok. Dominant göz hakkında bilgi vermeniz mümkün hocam. Ya ben göz kullanmayayım diyorum. Siz dominant göz hakkında bilgi verin diyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bakın dominant göz dediğiniz şey baktığınız gözdür. Klasik biz böyle poligona gittiğin zaman işte buradan bak şunu kapat bunu aç bilmem ne falan filan klasik şeyler gösterilir. Hani poligon nişan atıcılığında. Yani çift göz bakmayı öğrenin arkadaşlar. Çift göz. Dominant gözünüzü kullanmayı biliyorsanız zaten diğer gözünüzle onu angaje edip çift göz atış yapmayı öğrenin. Çift göz atış yaparken de gez arpacıyı ilk başta kullanın. Tabi bunda fayda var. Direkt de hissederek atış yapmayı demiyorum. Çünkü öyle bir şey olma ihtimali yok. Önce bir atıcı olun. Sonra hissederek atmayı öğrenin. Yani gez arpacı kullanmadan her zaman söylüyorum. Çatışma dediğiniz şey 3-5 saniye içinde olup biten atılan mermilerin de 3'te 2'sinin hedef bulmadığı şeydir. Yani bu sırada gez arpacı arayın. Bilmem ne. Bazen hani bununla ilgili soru soruyorlar. Yok silahı kılıfa mı koyalım? Yok kılıfa koyarken kılıfa mı bakalım? Yok şarjör değiştirirken şarjöre mi bakalım? Silaha mı bakalım? Falan filan gibi bir şey bu. Anladınız mı? Bunların hepsi çatışma sırasında sıfırdır. Taktik, maktik çatışmada kalmaz. Her şeyi unutursun.
Ama bu demek değildir ki bu taktikleri çalışmayalım diye. Çalışacaksınız. Kas hafızası bir gün bir yerde onu size lazım eder. Anladın mı? Yapamayabilirsin ama yapatabilirsin. Çok fazla tekrar yaptıysan belki kal gelir, belki off moda girersin, hiçbir şey yapamazsın. Ama bunun için en önemli şey çalış, çalış, çalış. Çünkü şu vardır. Gez, arpacık, göz, gez. Arpacık hedef flu'dur. Bizim hedefi net görmemiz lazım arkadaşlar. Arpacığı netleştirirsen zaten hedef flu olur. Flu olunca da siz nereye ne atacağınızı bilemezsiniz. Onun için hedefi göreceksiniz. Arpacık flu olması lazım bizde ya da arpacığın olmaması lazım. Öyle bir şey yapacaksınız ki o silah, o parmağınız, uzvunuzun, bu parmağınızın bir devamıymış gibi gidecek ve buradan bu nereye kalkıyorsa silah sizin gördüğünüz yerde oru olacak. Sağa sol böyle düşünün ya. Lütfen. Dominant gezi unutun. İlk başta çalışın ama tek göz hiçbir zaman çalışmayın arkadaşlar. Tek elle ayakla yürüyebiliyor musunuz? Tek elle işiniz görebiliyor musunuz? Yok. Tek gözde de olmaz bu iş. Bizim tayfa yok. Evet sizin tayfa yok. Maalesef. Ne oldu ki ya? Bugün Aytaç video koymuş. Aslında onu söyleseydi, açsaydı ona bir şey yapacaktım. Videoda 3 tane şey takım, ikili takım drill yapmışlar. Yan yana yürüyorlar işte. Önden şarjör değiştiren. Arkaya dönüyor. Burada diyor hata ve hatalar nelerdir? Hiçbir hata yok sevgili kardeşim orada. Alçak dönüşte de şey çevirebilirsin. Yüksek dönüşte de bir kere o takımların, o her iki kişilik bir takım bir orada bir antrenman yapıyor. Orada bir operasyona falan gitmiyorlar. Yani öyle 6 kişi operasyona falan gitmez. Yok işte yanı dönerken adamı süpürdü bilmem ne. O yandakini düşünme abicim. O drill farklı. O drill ben de yapıyorum. 10 takımı yan yana dizip ileri doğru yürütüyorum. Dönen geriye alıyor. Orada bir egzersiz var. Egzersiz. Orada silahı yanı göstermiş. Aşağı bakmış. Yukarı bakmış değil. Asil olan, aslı olan yüksek tutuşla dönmektir. Alçak tutuşla dönebilirsin. Anladın mı? Ama yani burada bir hata yoktu o videoda. Oradaki önemli olan şey orada bir takım çalışması yapmak için bir drill yapıyorlar. O drillde de insanlar o belki 50 metre yürüsün aynısını yapacaklar. Anladınız mı? Orada bir hata amata yok. Yani o antrenmanı alıp da burada hata var mı demenin de bir anlamı yoktur. Muhabbetine dedim. Mert Anka Hüseyin abi muhabbetine dedim. Ne dedin abi? Ha, neredeler abi dedim bunlar. Evet. Evet sevgili arkadaşlar var mı sorusu olan? Hocam eğitim kaç gün sürmektedir ve ortalama fiyatı nedir? 6500 lira 4 gün sürmektedir. Hangi silah kullanıyorsunuz hocam? Glock 17 Gen 4. Hocam selamlar, hayırlı akşamlar. Eyvallah sevgili kardeşim. Evet. Hocam nasılsınız? Tişörtünüz güzelmiş. Evet satıyoruz. Alan var mı? Kaç gündür paylaşıyoruz internette ya. Şeyden sosyal medya. Hocam şarjör değiştiğinde sürgü mandalının yerine kapak takımını elinizde bırakıyorsunuz. Sürgü mandalını kullanmanızın sebebi nedir? Evet. Bak güzel bir soru. Bana bunlarla gelin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sürgü mandalı bizim arıza dediğimiz şey silah mühimmat arızasıyla silah arızasıyla beraber 3-4 çeşit arıza vardır. Bir mermi patlaması. Kovanda sorun vardır. 2 şarjör gidermiştir. 3 kovan sıkışmıştır. 4 çift besleme olmuştur. Şimdi bunların en tehlikelisi nedir biliyor musun? Bu dördüncüsü çift besleme. Şimdi sen şarjörü ağzına veriyorsun, tam oturtturdun, oturtturmadın. Mandal ile düşürdüğün zaman işte çoğu zaman çift besleme arızası mandal ile düşürünce olur. Onun için biz bu arızaları gidermek için ne yapıyorduk? Tap, break, bank dedikleri yabancıların vur, kur ve at dedikleri bir teknik vardı. Bu tap, break, bang'in en büyük özelliği nedir? Vur, hızlı vur. Yani tutukluk yaptı, bir tane vur. Sonra üstten çek. Sonra ateş et dediğimiz şeydir. Dolayısıyla siz o mandala hep alışırsanız çift besleme olayına yani %1, binde bir dediğimiz bir şekilde o da belki olmayacak bir yerde, olmayacak bir anda başınıza gelir. En kötüsü çift beslemedir. Çünkü diğerlerin hepsinde vur, kur, atla olaya tekrar angaje olabilirsiniz. Ama çift beslemede şarjör çıkarmak zorundasınız. Ve mekanizmayı geride kilitlemek zorundasınız. Dolayısıyla bu size ciddi bir vakit kaybettirir. Öbürünü 2 saniyede, 3 saniyede yapacaksanız bunu 11, 12, 15 saniyede belki yapacaksınız. O zaman ne yapacaksınız? Öleceksiniz. O zaman ne demek? Demek ki mandalı, sürgüyü düşürmek için mandalı kullanmak çok büyük handikaptır.
Anladınız mı? Yaparsın normal antrenmanda ama nasıl alışırsan öyle gidersiniz. Ben hiçbir zaman bu kadar öğrenci yetiştirdim. Hiçbir şekilde mandalla düşürme şeyi göstermedim. Mandalın ne işine yaradığını göstermedim arkadaşlara. Yani bunu vurdun, buradan paşparmağınla bunu indir, bunu buradan indir falan hiçbir zaman demedim arkadaşlar. Burada bir sürü kurs yerinde vardır. Biri çıksın desin ki hocam bize dedi ki bir mandalla düşürün. Hiçbir zaman demem. Her zaman mekanizmayı üstten tutun ve silahı fırlatın derim. Bak şunu da söylüyorum. Bazen şunu da çok yanlış yapıyorlar arkadaşlar. Mekanizmayı tutuyorlar önden ya da buradan. İşte iki üç tane metot var. Ben buradan tutmayı seviyorum. Buradan tutup silahı kurup sonra olaya giriyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Silahı, mekanizmayı tuttunuz ve silahı fırlatıp ilk atışı öyle yapıyor olmanız lazım. Anladınız mı? Dolayısıyla soruna geliyorum. Hiçbir zaman sürgü mandalı ile ilgili işiniz olmasın. Her zaman kapak takımı tutarak bırakın. Umarım sorunun cevabı olmuştur sevgili kardeşim. Hocam yurt dışı eğitimleri nasıl oluyor ve içeriği nedir? Sevgili kardeşim yurt dışı eğitimlerimiz nasıl oluyor? Tek özelliği orada açık hava poligonları kullanıyoruz. 3 yöne 4 yöne atış yapabiliyoruz. Yani drillerde poligonda işte VIP konumunda sadece öne sola sağa atış yapamadığımız için öbür türlü üstten gelen tehlikeye, 6'dan, 9'dan, 12'den gelen tehlikeye her türlü işte 3'te silah, 6'da silah deyip dönüp oraya ateş edebiliyorsun. Uzun namlulu kullanıyoruz. Yani orada AK-47 ile M4'ü görme şansınız oluyor. Yeri geliyor bazen Dragon of'la atışlar yaptırıyoruz keskin nişancı atışı. Dolayısıyla mantıklı bir şey ama pahalı bir şey olduğu için de son zamanlarda yapamıyoruz. En son söyledik fiyat aldık 1000 euro dediler kişi başı. Kime diyelim 1000 euro hadi verin de biz eğitime gidelim. Hadi 1000 euro yollayan arkadaşlar varsa yarın hesaplarıma yollasınlar. 500 eurosunu yollayın ya. Biz gelelim hocam tarihlerde şunlar müsaitiz. Ön kaydımızı yaptırıyoruz deyin. Biz de gidelim kursa anlaşalım. Hadi. Evet. Evet arkadaşlar. Hocam sakalları kaç günde uzattınız? Vallahi son 3 yıldır uzatıyorum kardeşim. Pandemiden beri. Pandeminin bana bıraktığı hatıra bu. Merhaba hocam. İyi akşamlar. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Hocam siz resort de veriyor musunuz? Resort. Kimlik kartının yanında cüzdan onun fiyatı ne? Resort ne ya? Kimlik kartının yanında cüzdan falan vermiyoruz kardeşim. Türkancığım merhaba. Bilgi için teşekkürler hocam. Umarım aydınlanmışsınız sevgili. Nasılsınız hocam? İyicik Türkancığım. Çek kur at tam dolduruş avantajlı konusunu değerlendirebilir misiniz? Ney? Çek kur at ve tam dolduruş avantajı konusunu değerlendirir misiniz? Az önce onu anlattım. Çek kur at abi. Mandalla düşürme. Anlattığım oydu zaten. Evet sevgili dostlar. Ne diyorsunuz? Kapatalım. Diyorum yine geldi. Hocam yeni rozeti çok ne? Yani rozeti çok özür dilerim. Koruma rozeti yanlış söyledim. Kimlik kartının yanında. Ya sevgili arkadaşlar eskiden yurt dışına geldiğimiz zaman rozetler yaptırmıştık böyle. Panel pinler yaptırmıştık. İşte takım elbise için yaka rozetleri falan filan. Onlardan sadece kursiyerlere veriyoruz. Biz bunun hiçbir zaman ticaretini yapmadık. Kafamız o kadar çalışmadı. Bu tişörtler olayında geçen kurstan sonra herkes ya hocam biz nasıl bu tişörtten edinebiliriz? Nasıl yaptırabiliriz? Nasıl ettirebiliriz? İnanın ben bunu önümüzdeki eğitim için yaptıracaktım. 20-25 tane. Böyle eskiler aklıma geldi. Herkes biz nasıl? Ben de hep diyordum ki eğitim almayana tişört vermiyoruz. Lan dedim hadi bu sefer de millete yaptıralım diyor. Yaptırdım. 5 kişi aradı ya. 5. Bak. Samimi söylüyorum size. Yani hani o her zaman kurs açın geleceğiz diyenler, tişört satıyorsanız alacağız diyenler, rozet var mı vereceğiz diyen arkadaşlar. Ya inanır mısınız? Bu şeyler yok mu? Cırtlar. Yani normal şeylerden 3 tane renk yaklaşık 500-600 tane yaptırmıştım ta 10 yıl önce. Ya hiç bir tane alan olmadı. Onun için bu ticaret konusunda ben çok iyi değilim. Peçler. Büyük büyük peçler yaptırdım böyle. Hani siyah giyene siyah, sarı giyene sarı, yeşil giyene. Onu bile almadılar. Burada da yine hayal kırıklığı. O çok tişört isteyen diyen arkadaşların zaten 5 tanesi yazdı. Başka da yok. Evet sevgili dostlar. Silah, tüfek, bıçak bunlarla ilgili sorusu olan varsa cevaplayalım. Bakın boşuna beleş kurs vereceğiz size şimdi burada. Beleş kurs isteyen varsa bu
çok kafa karıştıran işte şarjöre bakın da koyun, yok bilmem şunu yapın da koyun diye aklınıza takılan sorular varsa bunlar boş muhabbetler. Çatışmada bunların hepsi boşa düşer. Hiçbir bok aklınıza gelmez. Otomatikmen yaptığınız kas hafızası ne kadar fazlaysa size yararı o kadar fazladır. Edi Serhan canlı videoya katılmak için istek gönderdi. Kimmiş bu Edi Serkan? Al seni de alalım sevgili kardeşim. Erhan Edis. Aha, kabul ettim. Buyur bakalım. Ne diyeceksen elini eteğini dök. Evet. Ulan elim kaydı. Kabul etti. Evet. Hocam merhabalar. Eyvallah kardeşim. Ben de diyorum neyin nesi ya. Kim? Hocam bakın yanımda kim var hocam? Kim var? Kim olabilir? O kendi bağlanmıyor da Şahin senin aracınla mı bağlanıyor? Ne yapıyor? Hocam. En son bıraktığım kafede mi oturuyorsunuz? Yok hocam bu sefer Kurtuluş'tayız. Kurtuluş'ta. Ha, değişik bir. Kurtulmayın oradan. Hocam müsaitseniz bekliyoruz. Müsaitseniz bekliyoruz. Kapat oğlum canlı yayını. Kapat çıkın dışarı. Hocam haberleşelim. Selametle hocam saygılar. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Saygılar abi. Hocam görüşürüz. Evet sevgili dostlar. Çaya kahveye canlı yayından tabi ediyorlar. Evet sevgili arkadaşlar. Var mı arttıran? Sorusu olan varsa buradan cevaplayayım arkadaşlar. Yoksa eğitimle ilgili tekrar söylüyorum. 17'sinden 27'sine kadar İstanbul'dayız. 2 gün Krav Maga eğitimimiz var Beylikdüzü'nde. Birinci gün 18'inde sporcu gelişim seminerimiz var. 19'unda antrenör seminerimiz var Krav Maga Federasyonu olarak. Ondan sonra 3 gün bir özel grubun eğitimi var ben 21, 21, 22'sinde. 23'ünde bizim eğitimimiz başlıyor 26'sına kadar. 26'sında bitiyor. Bu günler içinde akşam 4'ten 5'ten sonra müsaitin vakti olanı Safari Poligon'a bekliyorum. Hocam doldurmuş yaptıktan sonra silahın sürgü kısmını vuran arkadaşların yaptığı da sizin anlattığınız konuyla alakalı mı? Ya o yarım dolduruş yapıyorlar diye şöyle hafiften baskı yapıyorlar. Olabilir, mantıklı. Niye yapıyorlar? Bu hani tam oturmayabilir. Şeyle namlu ucuyla falan dolduruş yapıyorlar bilmem ne. Yarım çekiyorlar bilmem ne basıyorlar. Biraz da işin artistik tarafı. Hani çok öyle şık şık buradan önden şu namluyu tutup bir şey yaparlar. Ağzında var mı? Yok. Onu bıraktılar. İşte tam oturmamıştır diye arkadan bir destek yaparlar. Çok şey yoktur. Böyle hani realitede çok şeyi yoktur ama işte o kendi elinizin ayarını bilmenizle alakalı yapılabilir. Ben hiç yapmadım. Sıkı bir vuruş zaten iyi bir mekanizma çektirmek. Ha, mantıklı mı? Mantıklı yapılabilir. Çok da şey yapmayayım yani aslında yapılabilir bir hareket. Savunma amaçlı yifsiz tüfek bir seçiminde otomatik tercih edilmeli mi? Pompalı mı otomatik tercih edilmeli? Tabii ki pompalı tercih edilmeli arkadaşlar. Ya otomatik tüfeklerin çoğu işte ne kovan tahliye etmiyor. Ondan sonra şey fişek seçiyor. Onu atıyor, bunu atıyor. Yok yap atar öbürü bilmem şunu atar, öbürü bilmem bunu atar falan filan. Sterling atar. Dolayısıyla pompalı abicim pompalı. Şunu verdin mi şık şık sesi bile yeter. Zaten bu yeni çıktı bu olaylar. Biliyorsun dünya üzerinde home defansta kullanılacak en güzel, en yeterli şey pompalı tüfeklerdir. Bu kadar. Mantıklısı pompalı. Aa Black Wolf geldi taktikal. Duydun mu Black Wolf? Bugünkü o koyduğun hata bulduğun şeyler hata falan değil. Orada hata mata aramayın. O adamlar orada bir drill çalışıyorlar. Üçlü bir takım yapmışlar ikişer kişilik. Hiçbir hata yok orada. Öyle gazel okumayın. Burada hata nerede? İste yüksek tutuşta döner. İste alçak tutuşta döner. Dönünce otomatikmen yanındaki adamı süpürür ama o yanındaki adam onun adamı değil. Orada 10 kişi yan yana gelse de aynı drill yapsa bile oradaki önemli olan şey o 50 metre o drill yapılacak ve geri gelinecek olay odur yani. O bir operasyonun içinde olsa da öyle yürülmez zaten. 3 tane ikişer kişilik takım, üçü de şarjör değiştirme, senkronize olma ihtimali yok zaten. Onun için de orada çok bir şey aramayın. Canlı yayına katılmak istersen de alayım seni. Bunu yüzüne karşı anlatayım. Hocam iyi akşamlar. Eyvallah.
Parmaklar tetikteydi hocam. Ya parmakları bırak, adamlar boş silahla drill yapıyorlar diyorum. Yani biz onu defalarca yaptırıyoruz. Askere, polise, bir sürü yurt dışında ben onun antrenmanlarını yaptırıyorum. Siz işiniz gücünüz yok da insanların parmağına, alçak tutuşuna, üstek tutuşuna mı? Orada adamlar benim araçtan inbinleri var ya, böyle 100 metrelik bir havaalanı yolu var. Sen Gabrova'yı bilirsin Aytaç. Orada iki tane araçtan iki aracı yan yana koşturuyorum 20-30 kilometreyle. O adamlar o kapıdan o kapıyı, o kapıdan o kapıya yürüyorlar. Böyle dört tane yan yana adam bir oradan ona geçiyor, oradan ona geçiyor. Orada hata aramayacaksın abicim. Parmaklar içerideydi, parmaklar dışarıdaydı falan filan diye. Parmak çok önemli bir şey. Parmağı sen bir savaşa git sevgili kardeşim. Allah göstermesin. Bir gerçek çatışmanın içine gir bakalım. O parmağı dışarıda tutabiliyor musun? Allah billahi aşkına. Bir söyle bak, o parmak hep böyle korkulun içinde mi değil mi? Bir gün bir çatışma yaşayan bunu bana bir anlatsın ya. Allah aşkına, aramızda post, asker, polis, çatışma görmüş birileri varsa kurala bir şey demiyorum. Kural amenna. Ama gerçek hayatta böyle, bak ben her zaman söylüyorum, bazı kurallar herkes için geçerlidir. Bak herkes için. Bazı kurallar aptallar için geçerlidir. Bazı kurallar da profesyoneller için geçerlidir. Bunların arasındaki farkı lütfen beyninize yazın arkadaşlar. Tamam mı? Yani ben geçen de bir konuşmada söyledim. Ben silahımı kılıftan kütleye, hedefi gördüm, ateş edeceğim, buradan böyle getirmem. Ben yoldan gidene kadar istinadı almış, adamı da vurmuş olmam lazım. Anladınız mı arkadaşlar? Yani öyle yok parmak orada ya, bunlar ufak meseleler. Bir ateşi olmayı öğrensin insanlar ya. Yok onun parmağına, yok işte onu süpürdü, yok mu bunu süpürdü. Ben bunlar siz de geçin ya. Bunlar teferruat. O strestek ne süpürmesi, kim neyi süpürmeyi düşünecek abi ya? Bunu hep söylüyorum. İnsanlar kas hafızasını ne kadar iyi oturtursa o kadar iyi olur. Bak geçen birileri bir video koymuştu. Ben onu da bir şey yazma gereği duyacaktım ama sonra dedim ki ya gerek yok. Bugün de bir şey paylaştım değil mi? Aptalın hatasını düzeltirsen ne olur? Senden nefret eder. Ama bir bilgenin hatasını düzeltirsen sana minnettar olur. Bak aptalın hatasını düzeltmeyeceksin. Nefret eder senden bir daha konuşmaz. Onun için şu var. Yani bunları bir geçin abi. Tamam mı? Bunları belki kursiyerlerinize anlatabilirsiniz. Realiteyle, gerçek hayatta bu hiçbir örtüşen tarafı yok arkadaşlar. Yani sen gidiyorsun bina operasyonu, sükübü yapacaksın değil mi? Bina operasyonu. Bu parmağını burada ya yok öyle bir dünya ya. Ben vallahi şahsi olarak yani yurt dışında kaldığım zamanlarda, orada çalıştığım zamanlarda o silaha yapışıyordum yani. Öyle parmak buradaydı, bilmem neydi falan filan böyle. Götünün korkusundan o parmak hep orada abi. Yani o bir saniye o parmağı şuradan içeri alınca ölürüm korkusu var ya. Hiç bunu düşünmüyor insanlar ya. Akışına aykırıdır. Teoriler realde hiçbir işe yaramaz. Buyur bak, arkadaşımız güzel bir şey söylemiş. Tam genellemeyelim de. Hocam bu dilleri çekip paylaşan arkadaşların kaç tanesi bunu bir dar sokakta, arazide, binada kullanmış çok merak. Ya işte tamam, yani burada bir tartışma açılıyor. Belki bilinçlendirme tartışmasıdır. Bu insanları bilinçlendirmek için bir video koyuyorlar. Onun üzerine yorum yapıyorlar falan filan. Tabii güzel bir şey. Orada da insanlar parmak görüyor. Aslında güzel bir şey. Ama yani ciddi manada konuşulacak şeyler değil bunlar. Afişimizi neyi geliştirmek için en çok neyi önerirsiniz? Atışımızı geliştirmek. Hocam çok mermi atmak mı? Kuru tetik çalışmak mı? Mermiyi çok pahalı olduğu için mi? Abi mermi atmak. Mermi. Kuru tetik benim işim değil ya. Allah aşkına ona da karşıyım ya. Yani yarışmacı mısın? Bilmem ne, hani orada bir drill çalışacaksın. 3-5 tane koşup oraya gideceksin. Oradaki ayak şeyleri falan tetik düşürmüyor. Yani tetik düşürme ne abi? Ben hayatımda çalışmadım ya. Hayatımda kuru tetik çalışmadım ben ya. Yani anlam veremiyorum ya. Ya ben insanlarla aynı kafada değilim. Ki aynı kafada olmadığım belli. Onun için sevilmiyorum. Ama kuru tetik çalışma neymiş ya? Tık onu düşür, tık onu düşür. Yok öyle bir şey abi. O geri tepmeyi, o recoil'ı, o kavramayı, o barutu hissetmedikten sonra ne istediğin kadar oyuncak tabancayla şey düşür ya. Anladın mı? Ha, kuru tetik dediğin şey şuysa eğer, çift göz çalışmak için o hedeften o hedefe geçip de çift göz çalışıyorsan tamam. Ama tetik düşürmenin bir anlamı yok. Hadi düşür. Boşuna tetik niye düşüresin ya? Hocam Trabzon'da eğitim veren bildiğiniz yerler var mı? Yok, Trabzon'dan bana geliyorlar sevgili kardeşim. Evet. Evet, var mı başka soru sorun?
Bu yayın ne zaman kapanıyor ya? Bir saat mi? Bitmedi mi bu saat? Bari yayın kapatana kadar duralım o zaman. Hadi canını sıkılmadıysa. Var mı silahla ilgili sormak isteyen? Eğitimle ilgili, sükübüyle, şununla, bununla falan, araç atışlarıyla, balistikle ilgili falan filan sormak istediğin şeyler varsa beklerim arkadaşlar. Naçizane bildiğimiz kadarıyla söyleyelim. Hocam, kuru tetik denilen şey kolluk güçlerinin kadroda attığı performans atışlarında kullanılan saçmalık. Şişe vur, ak isteyen arkadaşların yaptığı şey bana göre. Ya kuru tetik diye bir şey yok sevgili kardeşim ya. Gerçek mermiyle o geri tepmeyi hissetmedikten sonra istediğin kadar kuru tetik at ya. Kuru tetik atarsın, ilk mermi eline gelince sıçarsın. Niye? İnsanlar iki şekilde atış yapamaz. Ben bunu hep söylüyorum. Korku. Korku. Her işin başında korku vardır. Korku, korkusuz insan yoktur arkadaşlar. Korkuyla savaş eden insan başarır. Korku hayatın olağanında vardır yani, anladınız mı? Atıcı iki şekilde atış yapamaz. Bir, atarım vuramam korkusu. İki nedir? Patlama korkusu. Aha biraz sonra patlayacak. Yani patronun sen olduğu şeyde niye korkasın? Tetiğe sen basacaksın, o tetik patlayacak. Biri senin kulağın dibinde gelip silah patlatsa ya da balon patlatsa ya da işte torba patlatsa ne yapıyorsun? İrkiliyorsun, korkuyorsun. Korku insanı dinç tutar, ayakta tutar. Ben korkusuzum, sen boşsun abi. Korkusuz insan ya, bak geçen Özgür de söyledi, ya yalancı olur, tamam mı? Ya aptal olur, korkusuz. Korku iyi bir duygudur abi ya. Korkuyla, maksat içinizdeki korkuyla savaşabilmek, o adrenalini baskılayabilmek, tamam mı? Olay bu. Eğer bunu yapabiliyorsanız ayakta kalırsınız. Bunu yapamıyorsanız zaten ölmüşsünüz demektir. Evet. Başka? Hocam kuru tetik olayının kas hafızası için öğretiyoruz. Kas hafızası neymiş kardeşim? Kuru tetik dediğin şeyi niye tetiğe bastırarak yapasın? Onu anlamadım ben ya. Kas hafızasını yapabilirsin. Kas hafızası nedir? Yani kuru tetik oradaki reseti mi yapıyor ya da istinatı mı alıyor? Nedir yani kuru tetik? Benim tarzım değil. Bakın yanlış demiyorum. Bana göre uygun değil. Ben tasvip etmediğim bir şey. Yani benim doğru dediğimde kesin doğru olacak mantığında bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum yani. Ama mantıklı olan şey kuru tetik. Tık, kur, tık, kur, tık. Yani oradaki o bir kere reset mesafesini hesaplayamasın kuru tetikte, anladın mı? O basınçta o mekanizma geri gelecek, yeni bir mermi alacak. İkinci resete basman için sen ne yapıyorsun? Kuru tetik çift hareketli ya da tek hareketli bir silah kullanıyorsan basıyorsun, tek harekette kalıyor. Tekrar kurmak zorunda kalıyorsun. Hadi çift hareketliyse basıyorsun, tık geri kuruluyor, geri yapıyorsun falan filan. Yani bir mantık yok. Kuru tetik derken şu mantıkta söylüyorsan çek, kur, hedef göster. Çek, kur, diğer hedef göster. Sola dön, hedef göster. Kılıfla sağa dön, kılıftan kütleye atış yap falan filan diyorsan tamam da kuru tetik denmez buna. Anladın mı? Buna normalde refleks çalışması denir. Ben de ilk kuru tetik ile öğrenmiştim. Evet. Ama patlama korkusu için etkisi yok tabii ki. Eğitim almadan önce eline silah almamıştım. Aldın, şahdın, şahbaz oldun Fırat. Doğru söylüyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar. Burada hoş geldin. Kuru tetiğe bir mantığı yok. Ya benim gözümde bir mantığı yok kuru tetiğin abi ya. Olabilir. Benim gözümde hiç mantığı yok. Parmağı tetiğe doğru şekilde oturması için kuru tetik kullandırıyoruz hocam. Ya kime göre kullanıyorsun? Neye göre kullanıyorsun? Arkadaşım parmak tetiğe bakın. Bak yine baştan söylüyorum. Yok birinci boğumu değil. Yok orta boğumu değil. Yok ikinci boğumu değil. Ne boğumu ya? Adam şurayla şurayla atıyor. İkinci boğuma kadar o kadar strese girmiş ki elini sokup atıyor. Sevgili kardeşim ya. O birinci boğum, ikinci boğum falan filan o çatışmada yalan olur babacığım. Lütfen ya. Yani size böyle öğretmişler. Tamam böyle anlatıyorsunuz. Belki müfredat da bu doğrultuda gidiyor. Anladın mı? Ama ben bunu gerçek hayatta söylüyorum. Bakın yabancı atıcılara bakın. Şu birinci boğumun içine şuraya kadar tetiği sokup atıyorlar. Anladın mı? Yani bu bununla alakalı bir şey değil ki. Bir hedef atıcılığı yapıyorsan nefesini kontrol edersin. Ondan sonra duruşunu, tutuşunu, her şeyini kontrol eder atarsın. Bunda amennayım hedef atıcılığında. Ama diğerinde çatışmada falan bunları düşünemezsin. Bunları düşünüp de bu kas hafızasını oluşturamazsın sevgili kardeşim. Çek kur, nisan al, hedef geçiş yap. Bunların hepsine kuru tetik dedikleri için karşı çıkan çok oluyor. Bana yararı çok. Vallahi Allah işini gücünü rast geçsin Burçin o zaman.
Sana yararı çoksa bak, bazılarına yararı çok. Yarıyor. Evet. Var mı sorusu olan arkadaşlar? Habire katılıyorsunuz, hiç soru yapmıyorsunuz. Evet. Yoksa kapatalım arkadaşlar. Böyle ben size aval aval bakacak halim yok buradan ya. He? Yeter. Ben de hepinize el sallıyorum. Maksat el sallamaksa. Hamdi merhaba canım. Yusuf merhaba. Hakan merhaba. Okey isten çok garip uzun bir ismi var. Marmara bölgesinde hangi şehirlerde ne oluyor? Varsınız. Kim varız abi? Biz Ankara'da oturuyoruz. İstanbul'a eğitime geliyoruz. İstanbul'da varız sadece. İstanbul'da. Evet sevgili arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Taktikle ilgili sorusu olan var mı? Varsa buradan cevaplayayım. Gördüğünüz gibi bildiğiniz çoğu şeyi boşa çıkarıyorum ben. Farklı bakış açım var. Bana inanmak zorunda değilsiniz. Kafanızda oturtturun. Olur mu olmaz. Hızlı şarjör değişimi için öneriniz nedir hocam? Hızlı şarjör değişimi için önerim çok pratik. Kuru tetik diyorsanız işte ona kuru çalışın bol bol. Hızlı hızlı ama öyle adrenalin anında, çatışma anında o istediğin kadar ışık hızıyla değiştir. Bazen o tüneli bile bulamazsın yani. O farklı şeylerdi. Mesela onunla ilgili geçen bir tartışmaya gittik. Söylüyorlar. İşte şeye mi bakılmalı, hedefe mi bakılmalı yoksa şarjöre mi bakılmalı? Genel kanı hedefe bakılmalıdır arkadaşlar. Genel kanı budur. Ama işte o adrenalin halinde şarjörün yuvasını bile bulamıyorsun. Bunu yaşaman lazım, anladın mı? Buradan ahkam kesmekle olmuyor bu iş. O zaman ne yapman lazım? Yani zaten bir sutra gerisindesin muhtemelen. Yani sutra ayakta ortada, eğer şarjör değiştiriyorsan ya bir sağa sola gitmen lazım. Bir hedefe bakman lazım. Bir böyle bir Super Mario gibi şık 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 sağa sola gitmen lazım. Oturman lazım. Öyle bizim bu yani İTBA ya da İPSC atıcılar gibi olduğun yerden şarjörü değiştiremiyorsun ki, karşıdan bir atış var. Ya da gidip bir tane sütrenin dibine yapman lazım. O zaman da ne yapıyorsun? Tünele bakıyorsun, şarjöre bakıyorsun yani. O filmlerdeki gibi olmuyor. Hızlı çekiyorum, atıyorum, anında şarjör değiştiriyorsun. O yarışma atışında, bak geçen bunu da söyledim. Eğer böyle bir refleksle çalışırsanız, böyle bir kas hafızası oluşturursanız ölürsünüz arkadaşlar. Çünkü insan doğası gereği ilk hamlesini her zaman sol tarafa yapar, sağlak insanlar. Solak insanlar da tam tersini yaparlar. Eğer birisiyle duello yapacak bir durumdaysanız iki tane kovboy düşünün. Yapılacak ilk hareket anında silah çekildiği zaman iki kişinin de ayrıyetten soluna gitmesi lazım. Yani genel refleks budur ama sen defalarca olduğun yerden şarjör değiştir. Bir de böyle kıvranıyorlar, onu oradan alıyorlar, bunu buradan alıyorlar, şöyle yapıyorlar, burada atıyorlar. Ya öyle bir şey yok. O karşıdaki hedefini vurabilmek için yapılan bir şeydir. Kağıdı vurabilmek için, oradan puan alabilmek için, oradan alfa yapabilmek için yapılan bir şeydir. Onun haricinde şarjör değiştirme de ya bir sütra bulursun, ya hedef küçültürsün, ya kendini yere atarsın. Bir şey yapman lazım arkadaşlar. Bu bizim orada şarjörü hızlı şarjör değiştirme yok, taktik şarjör değiştirme. Mesela taktik şarjör değiştirme diyorsun. Taktik şarjör değiştirme nedir? Taktik şarjör değiştiriyorsan zaten sütra gerisindesindir. Şarjörünü dolusuyla değiştirip yola ya da işte karşıdan karşıya sütreden sütreye geçmen lazımdır. Ne yapıyorsun? Boş şarjör olabilir ya da 3 tane mermi olabilir. Ne yapıyorsun? Taktik değiştiriyorsun, onu alıyorsun, diğerini pança koyuyorsun ya da cebine koyuyorsun falan filan. Öyle bir yol izliyorsun. Bunların hepsinde bir sütra var arkadaşlar. Öyle. İstediğin kadar salise hızıyla, ışık hızıyla şarjör değiştir. İki kişi çatışıyorsun. Aynı olduğun yerde nasıl değiştirebilirsin? Orada adamın bakayım. Adama baktığın zaman adrenalin yüksek. Bak şuna bak, iyi bak. Bulamıyorsun kutunun yerini. Tüneli bulamazsın. Yani bakmalı mı, bakmamalı mı? Bunlar hikaye. Ha, genel kanı bakmamak üzerinedir. Bunu da söylüyorum ya. Genel kanı budur yani. Hedefe bakacaksın. Genel kanı budur. Ama gerçek hayat farklı bir şeydir arkadaşlar. Ben sokakta bıçaklı şahsa müdahale ettim ve kas hafızası ile hızlı şarjör istem dışı değiştirdim. Kas hafızası çok önemli cidden. Evet. İşte budur yani. Bıçaklı bir adama sen bunu yapabilirsin ama gerçek çatışma anında yani kalabalık bir ortamda farklı şeyler çıkarabilir. Yani
Böyle vızır vızır mermi gittiği yerde. Şarjörün bitti mi? Bittin zaten. Öldüm diyorsun ya. Aa, şarjörün bitti diyorsun. Anladın mı? Farklı bir şey. Ah hocam. Yaşamayan bilmiyor işte. Allah kimseye yaşatmasın sevgili kardeşim. Söylenecek bu. Başka bir şey yok yani. Evet sevgili dostlar. El sallıyız. Hasan merhaba. Nasıl gidiyor görev? Fakat bu ne zaman kapanıyor ya? 9 dakikası mı var bizim bu? Neye kapanıyor? 9'dan mı başladık? 10'dan mı başladık? Var mı sorusu olan? Bekliyoruz. Ulan arkadaş, ben başka canlı yayınları izliyorum. Bir sürü geyik muhabbetler donuyor. O ona bunu soruyor. Hocam şu nasıl olur? Hocam işte CQB nasıl olur? Bilmem nasıl olur? Ama açın söyleyin de sorun da söyleyelim ya. Yani hoca olmayan insanlara soru soruyor. Hocayı da geçtim. Bilgisi olmayan insanlara soru soruyorsunuz. Onlar da ahkam kesiyorlar. O canlı yayın içine girmek geliyor içimden böyle. Bazen ben de katılıyorum. Lan ne saçmalıyor bunlar diyorum da. Şimdi açıp da adamlara bu yanlış da söylüyorsunuz da diyemiyorsun. Ayıp olur. Eyvallah sancım. Herkese atıp sıkıyor hocam. Allah kimseyi yaşatmasın. İnsanın kötü yerinden çıkacak gibi oluyor. Aynen. Bak sevgili kardeşim, götü yerinden çıkacak gibi. Kalbi aslında o diyor da ben götü yerinden çıkacak. Götü kalbinden çıkacakmış gibi oluyor. Aynen. Evet. CQB'de fener kullanım avantajı dezavantajı nedir? Sevgili arkadaşlar bakın. İstatistikler şunu gösteriyor. Çatışmaların %70'i 80'i karanlık ya da loş ışık dediğimiz şeyde olur. Bu nedir? Gündüz bile olsa gidersin bir binaya girersin işte sana karanlık. İşte sana loş ışık. Yani bu karanlık illa zifiri karanlık anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu fener kullanmak yani bir insanın, bir polisin, bir kolluk kuvvetinin cebinde silahında en kötü cebinde bir tane fenerin olması lazım sevgili arkadaşlar. Anladınız mı? Dolayısıyla bu hayati bir önem taşır. Yani o gündüz 12'de 1'de gezdiğin caddenin apartmana girişindeki karanlığını hiç kimse düşünmez. İşte buna loş ışıkta fener kullanma ya da karanlık ışıkta. İstatistikler de bunu söylüyor zaten istatistikler. %70'i çatışmaların loş ışıkta olmuş. Adam kaçıyor. Ara sokağa giriyor. Kaçıyor Bodrum'a giriyor. Kaçıyor bilmem neye giriyor. Ne oluyor? Gündüzden geceye dönüyorsun abi işte. O zaman ne yapıyor? Ah lan bir fenerim olsaydı. Olmaz işte. O zaman ölürsün. Dolayısıyla fener hayati önem taşır. Fenerin de birkaç tane tekniği vardır. İşte uluslararası kullanılan FBI dedikleri bir teknik vardır. Karşıdan yukarıdan bakmak ya da işte boyun endeksi dedikleri buradan bakmak ya da işte Harry tekniği dedikleri iki elim şu yapıp böyle yapıyorlar. Şöyle fener şu ellerinde şöyle yapıyorlar. Bu da doğru değil. Bunu buraya kapatıp bu ikiyi recoil'u geri tepmeyi sağa solayı önlemen lazım. Roger tekniği dedikleri şu pro tekniği şu arkadan düğmesi olan fenerlere basmak için şuradan tutulur. Ya da işte Chapman tekniği dedikleri o eski Bakçı Baba fenerleri vardır ya şuradan basmalı düğmeleri. Benim bununla ilgili videom var. İzlerseniz orada görürsünüz zaten teknikleri. Peki hocam fener kullanımı tabancada sabit mi olmalı yoksa diğerle serbest modda mı olmalı? İşte onu anlatıyorum. Yani kimi kanıya göre derler ki eğer sabit gidersen yerin belli olur. Ama burada farklı teknikler var sevgili arkadaşlar. Onu da o videoda anlattım görürsünüz. FBI tekniğini çıkaran FBI'cı arkadaşlar diyorlar ki el burada olsun, silah burada olsun, otomatikmen buradaki fener ateş edecekleri için size hedef olarak görünmezsiniz. Buradan başlar intikal. Eğer hedefi sabitlediğiniz zaman zaten hedef her zaman fenerle gidilmez arkadaşlar. Fener yanar söner. Yanar söner. Anladınız mı? Dolayısıyla kendi yerinizi de belli etmemiş olursunuz. Hedefle karşı karşıya geldiniz. Fenerle gidiyorsunuz. Hedefle karşı karşıya geldiniz. Hedefi söndürüp sağa sola bir adım atıyorsunuz. Yeniden yakıyorsunuz. Hedef yerindeyse dost düşmanı algılıyorsunuz. Ona göre vuracaksınız. Vuruyorsunuz, teslim olacaksınız, teslim oluyorsunuz. Yani bu komplike bir konu arkadaşlar. Dolayısıyla işte baş endeks dediğimiz şey devamlı yürürken sağa sola vücudunuza dönerek yapmak. Bu dediğim gibi o videoyu izleyin. Instagram'da da var benim bu videom. YouTube'da da var. Orada yeteri kadar bilgi
verdim bu konuyla ilgili. 1200 lümen olay senelerde ucunda kabotun gülü gülen uçlar ıltımızı muhalefete değerli ve ideal bir ürün. Yani böyle birçok ürün var. Mesela bende de fener var. Fenerde ne yapıyorum ben? Yüzük dedikleri bir şey var. Şu elime parmağıma geçiriyorum. Hem böyle çeviriyorum hem böyle tutuyorum. Bu orada videoda var. Orada görürsünüz. Hocam sağ olasın. Havaya rastgele zevk için atan arkadaşlara sözünüz nedir? Allah belalarını versin ya. Ne diyeyim sözümüz ne olacak? Magandalık magandalık. Nereye kadar? Allah kimseye göstermesin o çoluğunu, çocuğunu, eşini kaybeden düğünde, dernekte. Yazık yani, yazık. Gerizekalılık. Bu benim antrenörüm. Kız ne yapıyorsun? İzliyorum videolarını. Güzel işler yapıyorsun. Şampiyon da oldun. Canım benim, kendine iyi bak. Komutanım yazmış. Selamünaleyküm hocam, iyi akşamlar. Şu an birkaç arkadaş görevdeyiz. Sizi takip ediyoruz. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi şu an kendi aramızda tartıştık. Aynı düşüncede, hem fikiriz, çatışmada farklı her şey. Bravo. Vallahi öyle işte yani. Şimdi bana soruyorlar, sen çatışma gördün mü? Bu akşamları niye kesiyorsun? Yok, gece rüyamda gördüm. Baktım ki olmuyor. Bu akşamları ondan kesiyorum ya. Ya geçen yine böyle konuşuyor. Arkadaşlar bak, ben 20 yıl gece hayatı yaptım ya. Çatışmanın kralını gördüm ya. Ne mafya matikler birbirlerini öldürdüler. Belki yani karakol, çoğu karakol polisinin emekli olduğuna kadar görmediği kadar kriminal vakka gördüm. Cerrahim gördüm ya. Yani anlatılmaz bunlar. Evet. Evet, lümeni yüksek tutulduğunda zaten geçici körlük yapılıyor. Onun için de yerini değiştiriyorsun. Tekrar yerine geçtiğin zaman dost düşman olduğunu algılıyorsun. Ve ona göre tekrar olaya giriyorsun. Şarjör değişimi strede olmayabiliyor. Kas hafızası dediğimiz olay o an stres edilen hedefte küçük derken bakmadan şarjöre takabilir miyim diye düşünme vakti olmuyor. Yani mecbur bakıyorsun bak. Aklın yolu bil. Öyle istediğin kadar ışık hızıyla değiştir. Fenerin yanıp sönmediğinde gece kolluk hocam kararlılığa adapte olan gözün fenerin sönmesiyle tekrar bir dakika soruyu anlayamadım. Fenerin yanıp sönmesinde geçici körlük yaşamamızın hocam karanlığa adapte olan gözün fenerin sitesi tekrar adaptasyon avantaj olur mu? Yo, karanlıkta falan ışıkla alakası yok kardeşim. O kadar ansilümen yüksek fenerler var ki bir anda geçici körlük yapıyor yani. Dolayısıyla o alışkın olup olman onu değiştirmez. Hocam 45 ACP 9000 metre 47-65 taşıma için hanginizi önerirsiniz? Formatlı olunca güç anlamında. Ya güç anlamındaysa 45'i. Ama 49'dan sapmayın kardeşim yani. Taktik bir olayın içindeyseniz 9 milimetre fil falan öldürecekseniz ya da nerede ne görev yapıyorsunuz bilmiyorum ama 45 ACP taşıyan yoktur. Yani taktik camianın en büyük silahı 9 milimetredir abi. Evet. Hocam karanlıkta saklandığımızda fenerle gelen birine direkt fenerini nişan almak lazım. İki karış üstüne mi? Yok, ortaya karışık at ya Burçin. İki karış üstüne mi? İki karış altına mı? Yani neredesin abi? Fenerle biri geliyor. Sen kalkıp o kadar lümenin üstüne o adama ateş mi edeceksin? Ya bunların hepsi fantazi Burçin. Hocam şöyle bir sıkıntı var. Gece karanlıkta fenerde atış yaptığımda silah ucundaki barut duman önümüzde kapatıyor. O yüzden sağa sola geçip hattı temizlemek gerek bana kalırsa. Zaten biz de onu diyoruz kardeşim. Zaten onu diyoruz. Gece atışlarda karanlıkta fener atış yaptığında yani feneri söndü, yaktın, birini gördün, sağa sola bir adım atacaksın. Zaten görüş alanını da çeviriyorsun, öbür tarafa gidiyorsun. Hem de karşı hedefin seni yakalamasını da engelliyorsun. Hocam sivil taşımada önerileriniz nedir? Sivil taşımada önerileriniz nedir? 9 milimetre. Hocam günlük sürekli yanınızda taşıdıklarınız nelerdir? Günlük sürekli yanımda taşıdığım evin anahtarı, telefonum, bir de cüzdan abi. Başka bir şey taşımıyorum. Silah da taşımıyorum.
Hani diyorlar ya, yok silah ağzında, abandeks bölgesinde, yok gece yatarken silah kuruyorum, yastığımın altına koyuyorum. Ne kafayı yaşıyor bu insanlar? Ben çözmüş değilim ama. Yani ben abi silah taşımıyorum dışarıda. Yani niye taşıyayım abi silah? Ben onu anlamadım. Silah taşımanın da ne anlamı var? Ben şuradan Kızılay'a gidiyorum, buradan eve geliyorum, oradan buraya gidiyorum. Otobüse biniyorum, dolmuşa biniyorum. Silah niye taşıyayım? Niye taşıdım? Silahı ağzında taşıyayım. Riskli bir bölgede miyim? Atakan hoş geldin sevgili kardeşim. Riskli bir bölgede miyim? Niye silah taşıyayım yani? Millet Abandix bölgesinde silah taşıyor. Sanki şeyde, Güneydoğu'da, Kato Dağı'nda geziyor ya da Afganistan'da ya da bilmem ne de. Bir de çıkıyor hiçbir şey yani taşıma ruhsatını almış. Baba ben her zaman ağzımda gezdiriyorum silahımı. Lan niye ağzında gezdiriyorsun oğlum silahını? Ne oluyor? Her gün bir çatışmaya mı giriyorsun? Ya da nedir risk oranın nedir ya? Bunu da anlamış değilim ya. Atakan ne haber? İki muhabbet edelim mi vaktin varsa? Ben sen de mi ağzında taş? Sen Amerika'da yaşıyorsun sevgili kardeşim. Taşıyabilirsin. Riskli bölge dedikleri sizde o herhalde. Bizim burada böyle bir risk yok yani. Bir de bunu söyleyenler hakikaten belki bir polis, belki bir asker, belki bir düşmanı olan birisi bilmem ne olur da niye olsun bunlar? Hadi gel Atakan'cığım. Yolla. Gel iki muhabbet edelim seninle. Hadi muhabbet koyulaştı. Sen mi yolluyorsun, ben mi yolluyorum? Şuna mı basıyoruz? Al, davet ettik. İşte Atakan bu konuda bizi aydınlattı. Kol kuvvetleri için. Atakan bu konuda bizi aydınlattı kardeşim. Hoş geldin. Oğlum hocam nasılsın? Ne var ne yok? İyilik vallahi nasıl olsun? Sağlık saat yerinde mi? Yenge falan iyi mi? Her şey yolunda mı? Şükür iyiyiz. Şimdi poligondaydım. Poligondan geldim. Çok sıcak hava. Bayağı bir burgu sağ olsunlar bir silah göndermişti. Bir de bizim Özkursan'ın yeni bir mermileri yapılmıştı. Primerları değiştirdiler. Bir şey diyecektim ama o ile ilgili şimdi demeyeyim ya. Neyse. Evet. Onlar geldi. Onların işte testlerini falan yapmıştım. Bir de 45 ACP'ler gelmişti. Onları biraz bayağı bir şey yaptı. Ya Özkursan takılıyorsun değil mi? Özkursan'ın evet. Burada distribütörlüğünü şeyini aldım gibi. Onların işte bayağı... Güzel abi. Geçen ya, sahibiyle oturduk. Erol Bey miydi? Ne? Var tabii ki. Onları da şey yapıyoruz ama genelde Özkursan'ınkilerini onları satıyoruz. Nasıl gidiyor işler güçler? Yerinde mi? Güzel görüyoruz. Böyle altın silahlar yaptırmışsın. Bilmem ne. Kaleşnikovlar. Şunlar evet, bunlar. Evet. Dağlıoğlu'ya yaptırdık. Daha önceden zaten başka bir Türk arkadaş da yaptırmıştı buraya. Talep var mı? Talep keleşler güzel. Özellikle altın kaplama daha hoşuna gidiyor ama işte biraz pahalı kalıyor buradakilerine o tür şeyler ama. 12 mi 20 mi onlar Atakan? 12'lik. 12 değil mi? Evet yani genelde 12'lik takılıyorum. 20 çok az gidiyor. %95 12'lik. Peki sormaz ayıptır. Kaç para kardeş orada o silahlar? Sarıyı mı? He. Vallahi ben sarıyı 1000 dolara satıyorum. İyi, güzel. İyi, evet. 1000 dolar. Biz burada alamayız herhalde 1000 dolar dediğin o. Bizde her gün bir 1000 lira falan çıkıyor ya dolar için. 17 bin lira falan mı diyelim? 17 bin lira. O tüfek... 17 bin lira. Oradaki standartlara göre ucuz mu ama herhalde yani? Şey, normali ne peki Dağlıoğlu'nun bir tane normal altın olmayan oldu? Yani aynısının normal olanı işte 550 dolar, 600 dolar öyle. Perakende. Gitti bir %100 şey var yani üzerinde. Ama değil mi? Tabii o titanyum altın kaplama titanyum bitiş silahlarda tüfeklerde en pahalı olanı, en iyi olanı zaten. Anladım. Onu krom oluyor, serikota oluyor, düz olanı oluyor falan. Atmıyor yani değil mi? Rengi falan atmıyor yani. Yo titanyum yani ben genelde aslında ben Meneviç severim. Ben Meneviççiyim eskilerde. Ha, eski kafayız ya ben de Meneviç severim. Giderdik Düzce'ye, evet. Düzce'ye, Rize'ye Meneviç yaptırdık silahlara. Ha, evet ama yani arkadaşlar izliyorsa onlar bir silahını bir şey kaplatacaksa titanyum kaplasın. En iyisi titanyumdur. Tabii serekot falan gitti. Ben içine sıçtım silahımı. Tabii serekot şey canım o bizim gibi insanların 5 günde her tarafını çizileceği, kaplı şey olacağı. Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Serekot bir değil. Başka yaramazlık? Silah taşımayla ilgili konuşuyordum da iki kere... Tamam. Buyurun. Yorumlarınızı dinliyoruz Atakan Bey.
Afendisi taşımıyorum. Hiçbir zaman taşımadım. Yani göbekten dolayı, vücuttan dolayı taşımıyorum değil. Hiçbir zaman taşımadım. Ben de, ben de, ben Biz de hiç. hiç taşımadım. Çünkü silahın normalde dört altın kuralı var. En önemli kural, insan vücudunu kesinlikle süpürmeyeceksiniz. Benim vücudumda da bana göre 2-3 tane organım var benim için çok önemli olan. O organ da en önemlilerden bir tanesi. Ne Kesinlikle o. olmaz ne olmaz. Evet. O yüzden ben arkadaşlara da tavsiye etmem. Orası bence benim görüşüm bu tamamen. Daha çok yiyin arkadaşların işte hızlı atışlarda veya biraz daha işin artistik bölümüne kaçıyor bence. Bence yapılmaması daha iyidir. Biz mesela görevdeyken bazen çift silah taşırken birisi yandaydı, beldeydi. Birisi de bu göğüs bölgesindeydi ki Evet. sol tarafı. Vestin üstüne, vestin üstüne takılır, değil Evet, mi? sol tarafa takardı ki Allah korusun sağ tarafımızda bir şey olursa sol elle de alıp şey yapabilmek için diye. Öyleydi. Ben öbür türlü hiç şey yapmadım. Bazı arkadaşlar vardı arka beline takardı iki silah. Bazıları vardı ayak bileğinde taşırdı. Herkes Ya. farklıydı ama ben hiçbir zaman şeyin üstünde taşındığını görevli arkadaşlarım Afandisi de görmedim. görmedim. Ben de taşımadım. Dört altın kurala da aykırı bir hareket zaten. Bravo. Ben Ağzına gelelim. Ağzına gelelim. Ağzında taşımaya. burada %90 Amerikan stili öyle taşınıyor. %99 hatta. Şimdi buradaki o reaksiyon süresi çok düşük. Özellikle buradaki saldırılarda şimdi mesela yüklü miktarda nakit taşıyoruz. Yüklü miktarda sağa sola tüfekle, tabancayla gidiyoruz. Yüklü miktarda mermiyle gidiyoruz. Artık mecburen artık ben yani bırak normal bir tabancayı bir de böyle shotgun'ı işte AR-15'i falan da şey yapıyorum. Çünkü olayın şeyi değişti artık. Dozajı değişti. Peki buradan ne çıkarıyoruz Atakan? Disk gibi bölge, riskli bir iş yapıyorsun. Yazık Evet. var yani, değil mi? Bu çıkıyor. Yani normal insanların bu tamamen kullanıcının bilgisiyle de alakalı bir şey. Ne kadar tecrübelisin, ne kadar şeysen, yaşadığın bölgeye, yaşadığın riske göre dolu silah taşıması, taşımamasını kişinin kendi karar vermesi gerekiyor bence. Benim durumumda dolu olması gerekiyor çünkü reaksiyon Bu şeyimiz. kadar. Ama siz yani mesela benim babam silah taşıyor olsa adam camiye gidiyor, geliyor. Ne iş taşısın yani? Anladım. Ağzında niye taşısın yani? Ha, annem onu mafiş yapmak için ya un almaya gönderiyor Ya. ya yapmak için kıyma almaya gönderiyor. Adamın işi bu. Şimdi Yani olsa şunu anlatmaya çalışıyorum Atakan, ben bazen böyle canlı bana soruyorlar, hocam silah ağzından mı taşıyorsunuz, nasıl önerirsiniz? Abi ben silah taşımaktan artık sıkıldım, anladın mı? Sağımdan solumdan çıkıyor da silah almıyorum, demek ki benim bir riskim yok diye düşünüyorum, anladın mı? Ben buradan Kızılay'a gidiyorum ya da işte buradan işte nereye gidiyorum, en fazla bilmem Çankaya'ya, Çinçin'e gidiyorum. Neye taşıyayım abi? Niye taşıyayım? Niye ağzında taşıyayım? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer ben bir Afganistan'da ben silahla yatıyordum abi. Anladın mı? Gece Kalaşnikov'la böyle yatıyordum. Başım orada. Hatta kurmaya vaktim olmaz diye kuruyordum. Emniyeti falan da açık yatıyordum yani. Şimdi orada onu gerektiriyor. Ben bunu diyen arkadaşlar böyle canlı yayınlarda falan görüyorum. Abi ben her zaman işte ağzımda taşıyorum. Apandikste taşıyorum abi falan. Lan niye taşıyorsun oğlum? Kendini öldüreceksin. Sikini taşlarını vuracaksın. Bilmem ne yapacaksın. Ne yapacaksın? Apandiks olayı ben hiçbir zaman ama hiçbir zaman inanmadım, güvenmedim. Ya şimdi herkesin nasıl söyleyeyim ki? Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. İşi var. Mesela ben tetik düşürmeye de çok şey değilim. Ben de onu anladım. Bir saat senden önce bir saat onu anlattım. Kuru Ha. tetik düşünme. Bu ne ya dedim ya. Abi Ha. bıktık yani şu. İzlemedim ama demek ki aynı şey geldim daha. Yani milletin bildiği her şeyin tam tersini söylüyorum Atakan'cığım ben yani. Bilinenlerin hepsini. Bak şunu söylüyorum bak. Bir katılacak mısın bana? Ya arkadaş ben şimdi çatışmadayım. Parmağım dışarıda geziyorum ya. Öyle bir şey ya olabilir mi abicim ya? Ben öyle bir şey. Ben size şeyi söyleyeyim. Mesela bize burada verilen eğitimlerde bizde parmak dışarıda olmuyordu. Bizde parmağın dışarıda olması için etraf süpürülürdü. Yani bütün şey yapıldı. O andaki komandörümüz kimse, işte şefimiz kimse, lieutenant, işte kaptan kimse. O bize temiz
şeyi vermediği sürece parmak tetikten dışarı çıkmıyordu. Bizim şu pozisyon şuydu. Şurada göğsün şurasında tutardık. Evet. Böyle beklerdik herkes. Şeyin içinde beklerdi. Bu şekilde beklerdik. Roll carry dediğimiz pozisyon. Evet. Ta ki işte o andaki üstümüz kimse o temiz şeyini verdiği sürece o zaman parmak çıkardı. Yoksa bu parmak oradan çıktı. Şimdi çatışma şeyi koyuyorlar videolar. Bazı arkadaşlar diyor ki hatayı buldunuz mu? Aa, parmak içerideydi. Yok la abi, adam çatışmanın ortasında, babu kurban olayım. Yani ben bazen diyorum silahı ben kılıftan kütleye atacağım zaman yolda istinatı alıyor olmam lazım. Yolda giderken istinatı alıp karşıya ateş etmem lazım. Ben bunu anlatamıyorum Türkiye'de ya. Ben buraya farklı kafadayım. Beni Amerika'ya alın ya. Engin Hoca. Bir keresinde yolun ortasında bir... Söyler misin bana ya? Yolun ortasında çatışmada kaldık. Arabadan indik. Böyle bariyerlerin olduğu yerde. Benim tam böyle en çömez olduğum zamanlarda. Adamlar öyle sıkıyor ki ne parmağı. Benim bacağımı tutamıyordum ben. Böyle şey gibi titriyordum. Ya. Parmak falan düşünecek şeyin olmuyor. Belki ne... hocam hemen araya giriyorum. O arada şarjör değiştirirken şarjöre mi bakıyordun yuvasına, adama mı bakıyordun göz kontağı? Bak bu soru da var, biliyor musun? Vallahi ben çömezdim. Ben böyle yonulmuştum. Şeyin içine girmiştim. Bariyerlerin altında ding 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 sesleri dinliyordum. Ne kafa çıkıyordu. Şarjörümü görüyorum. Kılıfımı görüyorum. Ya arkadaş, biz Türkiye'de bunlarla uğraşıyoruz ya. Hala biz bunlarla uğraşıyoruz, biliyor musun? Zor. Zor. Ben bilmiyorum. Şimdi poligon... Orada adamlar vardı. Atışların şeylerini yaptılar. Silahları oradayken temizlediler. Şey yaptılar. O bütün ortalığı süpürdüler, ettiler. Tertemiz 60 yaşında adam. Şeyleri yaptılar. Ondan sonra da ben onlara biraz bir şeyler de gösterdim. Teşekkür ettiler. Şey yaptılar. Gitti. Hiç yani mentalite çok farklı bir olay. Mentalite inşallah Türkiye'de o seviyelere gelir. Şimdi, abi bak bizdeki sıkıntı ne biliyor musun Atakan? Bizdeki sıkıntı sizin farkınız, çok geziyorsunuz, çok görüyorsunuz, çok yurt dışına gidiyorsunuz, farklı insanları görüyorsunuz, her şeyi görüyorsunuz. Ondan sonra geliyorsun, Türkiye'deki o arkadaşları kötülemek veya küçültmek için... Hayır, onlar YouTube izliyorlar ya, oradan kalma hepsi. YouTube'cular yani. Ama işte olay öyle değil işte. Yurt dışı ne kadar çok gezersen, ne kadar çok şey yaparsan o zaman görüyorsun. İşte yani adam mesela hiç Ankara'dan çıkmazsa o kadar biliyor ama sen... Ankara, Ardahan, Kars, Iğdır gezerse Trabzon, Rize bütün yörelerin yemeğini de görüyorsun. Onu da görüyorsun, bunu da görüyorsun. Ya tekniğini öğreniyorsun ülkelerin. Eksiklerini biliyorsun. Gediklerini yapıyorsun. Sen tamamlıyorsun. Ben çoğu kişiyle yurt dışında da tartışıyorum abi. Yani saçma bir şey olunca tartışman lazım değil mi? Yani saçma. Yani elin, bizdeki mantık şu, biliyor musun Atakan? Elin yabancısı Amerikalı yaptı, bu doğrudur abi. Lan niye doğru olsun abicim? Niye doğru olsun? Allah bize beyin vermiş, bir mantık vermiş abicim. Bana ters düşen hiçbir şey ben doğru demem ki. Zaten şöyle bir şey var. Yani bu sektör öyle bir sektör ki her 3-5 senede bir kendini yenileyen, yenileşen, değişik sektör. Ben geçen gün bir arkadaşımız vardı onunla başka bir eyalette. Adam 55-60 yaşında falan. Bir atış yapıyor. Güldüm. Ondan sonra dedim ki, direkt söyledim. Sen dedim herhalde 90'lı yıllarda eyalet polisiydin dedim. Evet dedi, nereden bildin dedi. Çünkü şöyle mi tutuyordu? Benim ilk girdiğimde polis akademisindeki gösterilen şeyleri yapıyor adam. Adam o zamandan bu zamana terörist yaşamış. Dedi ki ben diyor böyle öğrendim. Vuruyor muyum diyor. Vuruyorum diyor. Tamam diyor. Bitti. Benim için yeter diyor. Yani herkesin şeyi farklı. O yüzden işte ben mesela... Ama bak o amcanın etrafa bir zararı yok. O diyor ki ben kendi tekniğimle atıyorum, vuruyorum. Bana karışmayın kardeşim. Evet, aynen öyle. Bizimkinleri ahkam kesiyorlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa biz de kimseye karışmıyoruz, anladın mı? Bir ahkam kesmediği sürece o senin arkadaşın da mutlu değil mi? Gidiyor evet. Poligonda atışını yapıyor, çıkıyor gidiyor. Evet. Ama dönüp sana Deniz dese ki Atakan, hayır benim... Tekniğim en iyisi. Seninki kötü dese o zaman dersin ki oha lan dersin değil mi? Biz bunu yaşıyoruz işte maalesef kardeş. Anladın mı? Çok valla ben çok az biliyorum. Az biliyorum. Her konuda da az biliyorum. Az bildiğimi kabul ettiğim sürece de öğrenmeye de devam ediyorum.
Abi bir sorun yıl, yok. Bir yıldır haftanın 3-4 günü tamamen silahların, yani binlerce çeşit silahların içindeyim. Milyonlarca değişik kalibre mermilerin içindeyim. İnanılmaz derecede öğreniyorum. Ne kadar çok öğrendikçe ne kadar az az bildiğimi öğreniyorum. Yani inanılmaz şey. Bana bazen soruyorlar hocam, işte bilmem ne silahı kullandınız mı? Şu mermi nasıl falan. Kardeş onu Atakan'a sorun diyorum. Arada bir kulakların içinde atıyoruz. Ben nerede bileyim o silahları, biz ancak resmini görürüz ya da bilmem. Adam bana söylüyor da ben internetten sonra görüyorum o silahı, evet. Yani böyle bir silah varmış diye. Hani çok... biz sanıyorlar ki bu işte aslında boyut farklı, biliyorsun Atakan. Yani bir kullanıcı boyutu var, bir meraklı boyutu var, bir koleksiyonel boyutu var, bir de atıcı boyutu var. Yani biz bunun bir atıcı kısmındayız. İlla evet. Bütün silahları bilmek zorunda değiliz. Yani bir de bu mantık çıkıyor işte. Yani ben de diyorum ki yorum yapamam sevgili arkadaşlar. Bak ahkam kesemem. Görmüşümdür internette, kalkıp da atışı şöyle bilmem ne. Hiç denemedim, hiç bilmiyorum diyorum, çıkıyorum işin içinden abi. Sen deniyorsun orada yani. Ben deniyorum. Bir de şöyle bir şey, benim son 6 aydır 7 aydır 8. aydayım. Dur Murat abi alayım mı şeye, el sallıyor oradan, dur. Dinliyoruz seni, sen konuş. Benim burada Amerikan hükümetinde ithal edilen ülkeye gelen silahların dışarıdan bilirkişi olarak incelemelerini yapıp raporlar hazırlamaya başladım. Murat hocam hoş geldin. Ne haber, nasılsınız? İyilik. Sağ ol, sen ne yapıyorsun? Ne, iş şeye mi, sahura mı kalktın? Yok ya, ofisteyim, çalışıyorum, bir şeyler yazıyorum. Ben mi çalışıyorum? Ben bir şeyler yazıyorum, çiziyorum işte. Ne haber? Amerika'dasın. Engin hocam selam. Eyvallah abi, sağ ol. Ne yapalım? Geyik yapıyoruz işte ya. Baktım Engin hoca şeydi, gel dedi, öyle girdik. Ben de tam eve gelmiştim öyle poligondan. Öyle denk geldi. Siz de geldiniz, iyi oldu. Eyvallah. Amerika'daki son gelişmeleri konuşmak için bağlandık abi. Amerikan muhabirimiz Atakan Bey'e bağlanıyoruz. Şimdi, Amerika'daki son. Şimdi bu ESA'ya gitmiştim şeyde, Pozna'da. Evet. Ondan sonra orada da İtalyan bir hoca vardı. Hani 3 günlük bir çalışma yaptık kendisiyle. Bu apandiks taşıma ile ilgili herkes bir şey soruyor. O da bizim eğitmen olduğumuzu biliyordu Türkiye'de. Sağ olsun. Bize saygı da gösterdi. En son dedi ki ya Murat hocam dedi, senin bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı dedi. Aslında az önce her ikinizin de söylediğini teyit edecek bir şey söyledim orada. Çat pat da böyle bir İngilizce var. Yani çok fazla yok. Dedim ki I have two hand, I have two leg, but not two dedim. adam başladı. Evet, mantık ya. Belli abi. Yani dedim ki bundan daha güzel bir cevap olamazdı. Başladı. Bravo. Bilmeyenlere, evet. İngilizce bilmeyenlere anlatalım. Abi her şeyden iki tane var, ondan bir tane var. Kaybedemeyiz diyor Murat abi. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Yani 60'tan sonra bilemiyorum artık ne olacağını. Yok da bir şey diyemiyorum ama. Şimdi burada tabii az önce Engin hocamın senin söylediğin aslında teyit eder mahiyette. Mesela az önce senin o ilk yaşadığın olayı ben de yani bunu yaşamadık dersek yalan yani. Tabii ki yaşadık biz de. Arabadan aşağı bile inemiyorsun. Yani o ayağın orada takır takır başlıyor sallanmaya. Eski bir abi geliyor. Allah'tan nitelikli insanlarla çalıştık 90'lı yıllar. Çünkü her gün haftada birkaç tane şehidimiz vardı maalesef. Ondan sonra Murat sıkıntı yok, alışacaksın dediler. Evet biz de daha sonradan alıştık. Fakat az önce Engin Hoca'nın dediği gibi birileri video seyrediyor. Video seyrettikten sonra da hiçbir olaya girmeyen birinin o videoya bakarak adamın eli işte parmağı tetikteydi, sağ ayağı şöyleydi, sol ayağı böyleydi. Dönerken süpürdü, bilmem ne yaptı falan filan. Oha. Şimdi benim ismini vermeyeyim. Çok iyi bir operasyoncu kardeşim var. Arada bir onunla da antrenman yapıyoruz. Özel bir birlikte çalışıyor. Hakikaten çok nitelikli, çok muteber bir arkadaşımız. Çok da efendi. Girdiği olayın haddi hesabı yok. Benim yanıma eğitime geldiği zaman görseniz dersiniz ki ya bu hani hiç sanki bir olaya girmemiş. Çok mülayim. İşte en son Hendek'te vesairede de kaldı. Aylarca kaldı yani. Hendek'te aylarca kalan bir arkadaşımız. Ona da böyle bir konuşuruz, adı bir sohbet ederiz. Dedim ki hani orada abi ne ayağı ya diyor yani. Ne ayak ne el diyor ya. Kim ayak? Kimin aklında diyor. Yani sağ diz yerde mi, sol diz
yerde mi abi? Ama burada şöyle bir durum var. Tabii hani bu insanlar da yanlış anlamasın bizi dinleyenler. Yani bu yapılan eğitimlerin müfredat anlamında anlamsız olduğunu ortaya koymuyor. Yok abi, ben onu hep söylüyorum. Ya, kat hafızası için gerekli şeyler bunlar. Gerekli mi? Gerekli. Güvenlik mi? Güvenlik. Kesinlikle. Ama biz, evet, ince nüanslar. Evet. Biz burada tabii o ilk eğitim başlangıcında aslında işte Engin Hoca da vesaire bu konuyla ilgili uzman kim varsa da hepsi bunu söyler. İki temel prensibe dikkat ettikten sonra aslında çok büyük bir problem yok. Namlu ve tetik disiplini. Bu kadar basit aslında. Bu kadar çok... abi, sen kendinden eminsen. Bak ben şunu söylüyorum Murat abi. Bazı kurallar herkes için. Bazı kurallar aptallar için. Bazı kurallar profesyonel için geçerli. Bitti. Evet. Nokta yani. En basit tetik. Yani tetiği düşürmediğiniz sürece %99.9 ihtimalle o silah patlamayacak. Bu tamamen sizin kontrolünüzde olan bir şey. Evet, evet, bu kadar. Konuyu da nereye kontrol ettiğinize göre, baktığınıza göre bütün olayı aslında özetliyoruz orada. Orada emniyeti almış oluyoruz ama işte benim yanımda kaç kere oldu adamlar ekstradan patlatıyor, şey yapıyor. Allah'tan kazalar olmadı. Silah mekanizma hataları da olabiliyor. Çünkü o da mekanik bir şey. Yani tabii. Tetik disiplini en önemli iki olay. Ondan sonrası artık eğitimi, bu işin sonu yok. Murat Hoca işte 20 senedir yat kalk, yat kalk. Engin Hoca dizlerim ağrıyordu artık. Yaslanıyoruz diyor, yat kalk. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bu hocam, aslında Engin Hoca söylemiştim. Bu elimde tendon koptu, biceps tendonu. Şimdi de bu baş parmak her ikisi de kilitleniyor burada. Bu da yapmaya başladı. Şimdi doktora gittim. Hoca da bizi tanıyor. Videolarımızı falan da izleyen birisi. O kadar yoğun çalıştırmışız ki buradaki tendonlar hırpalanmış. İşte Engin Hoca spor da yaptığı için biliyor. Abi karpel tünel oldum biliyorsun ben şuradan. Karpel tünel dedikleri sinir sıkışması şuradan oldum yani. Evet. Şu parmağım bak şöyle Engin Hocam. Şunu geriye doğru atabiliyorum. Hı-hı. Bunu geriye atamıyorum. Bu kırılmıyor. Oo. Maalesef buradan tabii ufak bir operasyon geçireceğiz. Şimdi bu da yapmaya başladı. Şimdi hoca bizi seyrediyor. Bir yere geleceğim şimdi. Doktorumuz da Türkiye'nin sayılı bir uzmanı. Beni de seviyor. Dedi ki ben dedi senin videolarını biliyorum, seni de biliyorum. Beyninle vücudun aynı çalışıyor kardeşim dedi yani. Daha mı? Şimdi beyin diyor ki yapabilirsin. Şimdi bunu bir yere getireceğim. Biz kendimizi hakikaten yani polis açısından söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Polis arkadaşlara bizim yaşadığımızı yaşamamaları için kendimizi kişisel olarak söylüyorum. Ben kendimi çok yıprattım. Alandaki arkadaşlar bilir. Hem hocalara eğitim verirken hem kendime eğitim verirken. Şimdi buraya dünya şampiyonu geldi. Robert Vogel geldi buraya. Biz onunla 4 gün antrenman yaptık. Bir gün ben yaptım. Bir gün de onu özele götürdüm. Ben götürmüştüm, ayarlamıştım. Sağ olsun antrenman yaptı. Şimdi daha benden arada bir 10 yaş var. İki kere kalkmalı, çökmeli bir şey yaptı. Dedi tamam yani. Ben dedi o kadar dedi bu kadar çok kalk olmaz ya. Tamam mı? Şimdi o da kendine göre haklı gerekçiliği var. Bir şey diyemiyorum tabii. Ama şimdi bir şey çok fazla yaptığınız zaman bir derdiniz olmalı. Yani biz farklı bir dert içerisindeydik. Derdimiz neydi? Çünkü arkadaşlarımız bilgisizlikten, eğitimsizlikten... Canlarımız zarar görmedi Murat Hoca. Sarı gidiyordu arkadaşlar. Yani yıllarca böyle oldu. Biz yani kervan yolda düzülür mantığını kabul etmeyen, bizim yaşadıklarımızı onlar yaşamasın diye kendimizi bu kadar hırpaladık. Yani anlatabiliyor muyum? Yoksa biz de otururduk alanda. Yap kardeşim şunu yap. Ama işte bizi tanıyanlar biliyor. İşte Engin Hocam'la da workshop yaptık. O da aynı. O da maalesef benim gibi. Kendini hırpalıyor, ses mes falan her şey bitiyor bizden maalesef. Fakat ya kendimizi yerden yere vuruyoruz ya. Neye vuruyoruz onu da anlamış değilim de ya arkadaşlar. Tabii şu, hala bizde şu mantık var. Öğrenciden bir şey istiyor isen kısmen de olsa